Soruda bize verilen kodları kullanıp A sayısında B sayısında hangi sayıların hangi asal sayıların kaçıncı kuvvetlerinin çarpan olarak bulunduğunu bulmaya çalışacağız. Öncelikle en küçük asalımızdan itibaren bir yazalım. Buraya 2 yazdık 3'ü yazdık 5'i yazdık 7 yazdık 11 dedik 13 dedik bu şekilde devam etmiş olacağız. A sayısının koduna baktığımızda e, 1002 olarak verilmiş. O zaman en başta 1 olduğu için A'da en küçük asalımız olan 2'nin birinci kuvveti çarpan olarak bulunacaktır. Çarpı diyorum. Daha sonra 2 tane 0 var. Bu bize 3'ün 0. kuvvetiyle 5'in 0. kuvvetini verir. Devamında bir tane 2 geldiği için bu da bize 7'nin 2. kuvvetini vermiş olacaktır. Benzer mantıkla B sayısını düzenleyeceğiz. Onun kodu da 1234 olarak verilmiş. O zaman ilk asalımız olan 2'nin birinci kuvveti gelir. İkinci asal olan 3'ün 2. kuvveti, 5'in 3. kuvveti, 7'nin de 4. kuvveti B sayısında çarpan olarak bulunmaktadır olur. A sayısında B sayısında bu formatta elde ettik. 6 bölü 25 çarpı a kare çarpı b'nin asal olmayan pozitif tam bölen sayısını bulmaya çalışıyoruz. Hemen bu 6 bölü 25 çarpı a kare çarpı b'yi bir düzenleyelim. 6'yı 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1 olarak aldık. Paydada bulunan 25'i 5 üzeri eksi 2 olarak buraya yazıyorum. Ee, öncelikle bir b'yi yazalım. B'mizden 2 üzeri 1 çarpı 7 e, ne gelecektir? 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 4 gelecektir. Devam ediyorum. A kareyi yazacağım. A'da zaten 3 üzeri 0 ve 5 üzeri 0 bize 1'i verir. Doğrudan a'yı biz ne gibi düşünebiliriz? 2 üzeri 1 çarpı 7'nin karesi. Bunun karesini yazacağız. Bu da bize 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 4'ü vermiş olur. İşte elde ettiğimiz bu çarpımın asal olmayan pozitif tam bölen sayısını yakalamaya çalışacağız. Önce burayı bir düzenleyelim. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 4'ün geleceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında 3 üzeri 1 çarpı 3'ün karesinden 3'ün kaçıncı kuvveti gelmiş olur? 3. kuvveti gelir. Devam ediyorum. 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri 3'ten 5 üzeri 1'in geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Zaten 7 üzeri 4'te 7 üzeri 4'ün çarpımı kaldı. Bu da bana 7 üzeri 8'i verecektir. E bu formatta verilen bir sayının pozitif tam bölen sayısını bulmak için kuvvetlerimizi birer arttırıp çarpıyorduk. 4'ü bir arttırdık. 5 geldi. 3'ü bir arttırınca 4 gelir. 1'i 1 arttırınca 2, 8'i 1 arttırınca 9 gelecektir. Bu çarpımı bir hesaplayalım. 5 kere 4, 20, 20 çarpı 2, 40, 40 kere 9'dan 360'ın geldiğini görüyoruz. Bu tüm pozitif tam bölenlerin sayısıdır. Asal olmayanlar istediğimiz için asal çarpanları çıkartmamız gerekir. Burada da 2, 3, 5, 7 olmak üzere 4 tane asal değerin e, bölen ya da çarpan olarak geldiğini görüyoruz. O zaman biz burada 360'tan 4'ü çıkartarak aradığımız cevabı 356 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız da Değişiklik gelir arkadaşlar. Hem üstteki eşitlikte hem de alttaki eşitlikte bir içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımını yaptığımızda A çarpı C'miz 6A artı B'ye eşit olarak gelecektir. Alt tarafta içler dışlar yaptığımızda ise A çarpı C'mizin 2 kere 3A eksi B yani 6A eksi 2B eşit geldiğini söyleyebiliriz. İki tarafta da A çarpı C'yi elde ettiğimiz için bunları birbirine eşitleyebiliriz. Bu durumda 6A artı B eşittir. 6a eksi 2b gelir. 6a'lar giderse 3b eşittir sıfırdan b'miz sıfır olarak bulunmuş olur. b gördüğümüz yere sıfır yazalım. Mesela şu üstteki eşitlikte b gördüğümüz yere sıfır yazarsak 6a artı sıfırdan 6a bölü a bize c'yi verecektir. Ee, burada e, hani sayılar birbirinden farklıymış ya b 0 olduğuna göre diğerleri sıfır olamaz. a'lar sıfır değilse bunu sadeleştirme yapabiliriz. Bu durumda c'miz doğrudan 6 olarak gelmiş olacaktır. c yerine 6'yı yazdık. B'mizi zaten 0 bulduk. A'mızın kaç olduğunu bulamadık ama. A çarpı 0 bize 0 verir. Buradan da 6 geldiği için 6 artı 0'dan aradığımız sonucu 6 olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı burada. C şıkkı gelecektir arkadaşlar. A ve B'nin asal sayı olduğu bize verilmiş. Alttaki eşitlikte payda eşitlersek burayı B ile burayı da A ile genişletmemiz gerekir. Bu da bize B eksi A bölü A çarpı B'yi 11 bölü A çarpı B olarak verecektir. İki tarafta da payda da A çarpı B'miz var. Paydalar eşitse paylar da eşittir diyelim. Ve B eksi A'yı 11'e eşit diyelim. Bu durumda B'miz 11 artı A olarak gelir. Burada A'nın da B'nin de asal sayı olması önemli. Biz B'yi 11 artı A olarak bulduk ama şurada B eksi A'nın 11 geldiğini yani tek bir sayı geldiğini görüyoruz. Aslında iki asalını kenara bırakırsak diğer tüm asallarımız tek sayı gelecektir. Burada B'miz de A'mız da tek asal sayıysa ikisinin farkı çift gelmelidir. Oysaki sonuç tek geldiğine göre bunlardan biri kesinlikle 2 olmalıdır. Bu durumda A'mız 2 olarak gelir. 2'yi karşıya attığımızda 11 artı 2'den B'mizin de 13 olarak geldiğini görüyoruz. Demek ki burada B asalı 13'tür. A asalı ise 2 olarak gelmiştir. B kare eksi 4A sorulmuş. 13'ün karesi 169 yapar. 4A'dan 4, 4A ise 4 kere 2'den bize 8'i verir. 169 eksi 8'den de aradığımız cevap 161 olarak bulunmuş olacaktır. Burada doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Kutu içinde M'yi gördüğümüzde o M sayısının ona olan uzaklığını bulacakmışız. Uzaklık dediğimizde işin içine mutlak değer girer. Yani kutu içinde M aslında bize mutlak değer içinde M eksi 10'u vermiş olur. O zaman kutu içindeki M'yi gördüğümüzde mutlak değer M eksi 10'u anlamamız gerekiyor. Bunu söylemiş olalım. M'nin aynı zamanda birden büyük bir tam sayı olduğu söylenmiş. Bu durumda M değerimizin ne gelebileceğini söyleyebiliriz. 2, 3, 4, 5, 6 gibi tam sayıların içinden gelen bileceğini söylemiş olalım. Eee alttaki eşitliğe geçtiğimizde öncelikle kutu içinde m kare 4m'imiz var. O zaman kutu içindeki m kare 4m bize mutlak değer içindeki m kare 4m 10'u verecektir. E, dışarıdaki kutu de, e, demek bunu tekrar kutu içine al demek. Yani tekrar aynı işlemi uygula demektir. Bu da tekrar mutlak değer içinde mutlak değer m kare 4m 10 10'u bize vermiş olur. İşte biz bunun kaça eşit olmasını istiyoruz? m artı 2'ye. Tabii bu mutlak değerli bir ifadenin sonucu geleceği için şuradaki m artı 2'mizin büyük eşit sıfır olması yani m'nin büyük eşit eksi 2 olması gerekir. Zaten m'nin 2, 3, 4, 5, 6 gibi değerler olduğunu bunların her birinin de eksi 2'den büyük geldiğini görmüş oluyoruz. O zaman dikkatlice bir bakalım. Nasıl ilerleyebiliriz? Öncelikle içerideki mutlak değeri bir odaklanmamız gerekir diye düşünüyorum. İçerideki mutlak değeri odaklanalım. Onun şu iç kısmının büyük eşit kaç olduğunu düşünelim. Sıfır olduğunu düşünelim. Eğer orası büyük eşit sıfırsa dışarıya aynen çıkar. Yani bize Dıştaki mutlak değerimizi yazarız. M kare eksi 4M eksi 10 eksi 10'dan eksi 20'yi vermiş olur. Bunun neye eşit olmasını istiyoruz? M artı 2'ye eşit olmasını istiyoruz. Böyle bir denklem gördüğümüzde ne yaparız? Mutlak değerin içini sonucumuzun bir artılısına bir eksilisine eşitleriz. Yani biz deriz ki burada M'nin karesi eksi 4M eksi 20 M artı 2 olabilir. Bir de bunun eksilisi olan eksi M eksi 2 olabilir. Buradan bir M tam sayısı birden büyük bir M tam sayısı yakalayabileceğiz mi? Buna bir bakalım. Şimdi üsttekini düzenlediğimizde m artı 2'yi bu tarafa atarsak m'nin karesi eksi 5m eksi 22 eşittir. Sıfır gelir. Zaten tam sayı gelecekse burayı sıfırlayan m değerleri çarpanlarına kolayca ayırabiliriz. Burada onu yapamadığımızı görüyoruz. Zaten deltamıza bakarsak deltamız da burada e, sıfırdan büyük gelir belki ama hani deltalı bir çözüm yapsak köklü bir ifadenin geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Tam sayı aradığımız için çarpanlara ayıramadığımızdan kökümüzün de tam sayı gelmediğini yani buradaki m'lerin bize istediği vermediğini söyleyebiliriz. Hemen alttaki eksi m eksi 2'ye eşitleyelim. Eksi m eksi 2'yi bu tarafa attığımızda m'nin karesi eksi 4 m artı m'den e ne gelmiş olur? Eksi 3 m eksi 20 artı 2'den de eksi 18 eşittir 0 gelecektir. Çarpanlarını ayırırsak m eksi 6 çarpı m artı 3 eşittir 0 gelir. Burayı sıfırlayan m değerlerinden biri eksi 3 bir diğeri 6'dır. Zaten m eksi 3 olamaz. 2, 3, 4, 5, 6 gibi birden büyük bir pozitif tam sayı olacağı için bunu almayız. Buradan sadece kaça alabileceğimizi söyleyebiliriz. 6'yı alabileceğimizi söyleriz. Tabii 6'yı aldık ama 6'yı üst tarafta bir yazmamız gerekir. M kare eksi 4M 10'u bu 6'nın 0'a eşit veya büyük yapması gerekir. Yukarıda yazarsak 6'nın karesi 36. 4 kere 6 24. 36 24 12. 12 eksi 10'dan 2. Pozitif değeri geldiği için 6'yı alabileceğimizi anlamış oluyoruz. Şimdi biz neye bakacağız? M'nin karesi eksi 4M 10'un 0'dan küçük olduğu durumlara bakacağız. Eğer 0'dan küçükse mutlak değeri dışına önüne eksi alıp çıkar. Bu da bize eksi m'nin karesi artı 4m artı 10'u verir. Bir de orada eksi 10 on var. Onlar birbirini götürürse bunun mutlak değerinin e, m artı 2'ye eşit olması gereken durumlara bakacağımızı söyleyebiliriz. Aynı oradaki mantıkla yapalım. Eksi m'nin karesi artı 4m'yi bir m artı 2'ye eşitleyelim. Bir de eksi m eksi 2'ye eşitlemiş olalım. m karenin katsayısı eksi olmasın? Bundan kurtulmak için hepsini sağa attığımızı düşünelim. Bu durumda ne gelir? 0 eşittir. m'nin karesi eksi 3m artı 2 gelmiş olur. Alttakini eşitlersek de m'nin karesi eksi 5m eksi 2 eşittir 0 olarak gelecektir. Az önceki gibi şu m kare eksi 5 m eksi 2'de çarpanları ayırma yapamıyoruz. Dolayısıyla burada bir tam sayı gelmeyeceğini anlamış oluyoruz. Buraya baktığımızda m kare eksi 3 m artı 2'yi m eksi 2 çarpı m eksi 1 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Burayı sıfırlayan m değerleri 1 ve 2 olarak gelir. Ama m 1'den büyüktü. Biz 1'i alamayız. Buradan sadece 2'yi alabiliriz. O 2 de yukarıyı sıfırdan küçük yapmalıdır. m yerine şurada 2 yazarsak 2'nin karesi 4 eksi 8 eksi 10. Yani kaç gelmiş olur? Eksi 14 sıfırdan küçük gelmiş olur. Bu da bize istediğimizi verir. Yani M'yi 2 de alabiliriz arkadaşlar. O zaman M için 2 değer belirledik. Birisi 2 diğeri 6'dır. M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulduğu için doğru cevabımızın C şıkkı 2 gelmesi gerekir. Öncelikle karekök b'yi hesaplayabildiğimize göre karekökün içine yazdığımız b tam sayısının sıfıra eşit veya büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta karekökü hesaplanmış hali 3 bölü 2'den büyük olduğu için b'nin sıfırdan da büyük olduğunu hemen söylemiş olalım sıfıra eşitte gelemeyecektir. birinci bileşen olan a'ya baktığımızda zaten o küçük a'mızın da pozitif olduğu durumları aradığımız için a'mızın da sıfır gel sıfırdan büyük geldi durumlara odaklanacağımızı söylemiş olalım. Şimdi küp kök A küçüktür. 3 bölü 2 demişiz. Her tarafın küpünü aldığımızda A küçüktür. 3 bölü 2'nin küpü gelir. Bu da bize 27 bölü 8'i verecektir. 27 bölü 8 3 küsürlü bir değer geldiği için A'mız 3 küsürlü bu değerden küçük olmalıdır. Tam sayı olduğunu bildiğimiz için A'ya verebileceğimiz değerler sıfırdan da büyüktü. 1, 2 ve 3 olarak gelmiş olacaktır. B'nin alabileceği değerleri bulmak için şurada her iki tarafın neyini almış olalım? Karesini almış olalım. Hatta her iki taraf değil her üç taraf diyeceğiz. Çünkü mm <laughs> 3 bölü 2 küçüktür. karekök B küçüktür. 7 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Her tarafın karesini aldığımızda 9 bölü 4 küçüktür. B küçüktür. 7 bölü 3'ün karesinden 49 bölü 9 gelir. 9 bölü 4 2 küsürlüdür. Buraya B geldi. 49 bölü da bize 5 küsür verecektir. Bu aralıktaki tam sayılarımızda 3, 4 ve 5 olarak belirlenmiş olur. Biz A virgül B noktaları oluşturacağız. A yerine 1, 2, 3 olmak üzere 3 farklı değer. B yerine 3, 4, 5 olmak üzere 3 farklı değer yazabiliyoruz. O zaman oluşturduğumuz ikili adedi 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Sorumuzda üstteki ve alttaki eşitliğe dikkatlice baktığımızda sadece x yerine yazılan değerlerin değiştiğini görüyoruz. Hatta üst tarafı sağlayan değerlerimiz t ve t artı 2 olarak verilmiş ya bu bize şunu söyler. Demek ki sen yukarıda x yerine t yazarsan bu denklem sağlanır der. x yerine t yazdığımda şunun başkası sayısını bir gibi düşünürsem 1 çarpı t'nin karesi artı m çarpı t eksi n eşittir sıfır gelecektir. Aynı mantıkla sadece t'lerin yerine alt tarafta e, parantez içinde mutlak değer içinde x eksi 4 eksi 3'ün geldiğini söyleyebiliriz. Burası da bir çarpı. Şu içerideki kısmı T gibi düşünürsek T'nin karesi. Yine burada M'miz var. Üst tarafta da M'mizin geldiğini görüyoruz. Oraya T dediğimiz için buraya da T demiş oluruz. Artı M çarpı T. Eksi N. Eşittir sıfırı bize vermiş oluyor. Yani aslında üst taraftaki tlerimizin yerine alt tarafta mutlak değer içinde x eksi 4 eksi 3 gelmiş. Ee, üstteki denklemin köklerinden bir diğeri t artı 2 olduğu için biz burada x yerine t artı 2 yazdığımızda da denklemin sağlandığını söyleyebiliriz. Yani t artı 2'nin karesi, yine 1 çarpı t artı 2'nin karesi gibi düşünelim artı m çarpı t artı 2 eksi ne eşittir sıfırı verecektir. Ee, aynı mantıkla düşündüğümüzde bu sefer mutlak Mutlak değer x eksi 4 eksi 3'ün t artı 2 ile de eşleşebileceğini ne yapmış oluyoruz aslında görmüş oluyoruz. Bence bu eşitlikler üzerinden ne yapmamız gerekir yorum yapmamız gerekir. Buradan değerlerimizi ne yapmaya çalışacağız yakalamaya çalışacağız. E, tabii burada biz şunu yapmış oluyoruz aslında e, t eşittir mutlak değer içinde x eksi 4 eksi 3 olsun. Bir de t artı 2 eşittir mutlak değer içinde x eksi 4 eksi 3 olsun diyeceğiz. Bize bunları veren x değerlerinin toplamını ne yapmaya çalışacağız? T cinsinden bulmaya çalışacağız. Belki de t'ler gidecek sadece sabit sayılar kalacak şıklara baktığımızda. Burada şu bizim için önemli. Aradığımız x'leri yalnız bırakmak için eksi 3'ü karşıya gönderirsek t artı 3 eşittir mutlak değer x eksi 4'ün geldiğini görüyoruz. Burada da eksi 3'ü karşıya gönderdiğimizde t artı 5 eşittir mutlak değer x eksi 4 gelecektir. Burada Mutlak değerli bir ifadenin sonucu e, sıfırdan küçük gelemez. Yani t artı 5'imizin sıfırdan küçük geldiği bir durum varsa buradan herhangi bir x değeri bulamayız. Ya da t artı 3'ümüzün de sıfırdan küçük geldiği bir durum varsa herhangi bir x değeri bulamayız. Eğer t artı 3 0 eşitse e, bir bir taraftan x değeri bir de diğer taraftan x değeri buluruz. Ama t artı 3 0'dan büyükse t artı 5 0'dan büyükse biz ikişer tane x değerleri bulmuş olacağız. Hani sayısal bir örnek verelim mesela mutlak değer içinde m eksi 2 eşittir... -5 dediğimizde bize bunu veren herhangi bir m değeri yoktur. Ee, ama mutlak değer m eksi 2 eşittir 0 dediğimizde bize bunu veren tek m değeri 2 olarak gelecektir. Mutlak değer m eksi 2 eşittir 3 dediğimizde bize bunu veren iki tane m değeri vardır. Nasıl buluruz burada? m eksi 2'yi bir 3'e eşitleriz. E, buradan m'miz 5 olarak gelir. Bir de m -2 eksi 2'yi eksi 3'e eşitleriz. Buradan da m'miz eksi 1 olarak gelecektir. İşte bu mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Demek ki buradaki denklem çözümlerimize böyle bakacağız. Şurada t artı 3'ün ve t artı 5'in pozitif olması göre birbirinden farklı kökleri bulmaya çalışacağız. Peki burada t artı üç t artı beş pozitif midir? Ee, şöyle yorumlayabiliriz. Üst tarafa baktığımızda m'nin de n'nin de negatif gerçek sayılar oldukları söylenmiş. Şimdi burada mesela kökler toplamı üzerinden yorum yapabiliriz. Köklerimiz T ve T artı 2 idi. Biz burada kökler toplamına bakarsak T ile T artı 2'nin toplamına bakmış oluruz. Hani eksi B bölü A diyorduk ya. Burada ne gelecektir? Eksi M bölü 1 gelecektir. Çünkü X'in kat sayısı M. X karenin kat sayısı 1. Eksi M bölü 1'den eksi M gelmiş olur. E M negatifse eksi M pozitiftir. Demek ki T ile T artı 2'nin toplamı bir kere sıfırdan büyük gelmiştir. Kökler çarpımına bakalım. O da T ile T artı 2'nin çarpımı olarak gelecektir. Bu da hani C bölü A deriz. Burada C'nin yerine eksi N'ye gelmiş. Eksi N bölü birden eksi n'ye gelir. Yine bunun da pozitif geldiğini görüyoruz. Çünkü n'miz negatifti. O zaman eksi n'imiz ne gelmiş olacaktır? Pozitif gelmiş olacaktır. Hem kökler toplamı pozitif hem kökler çarpımı pozitif. Bence burada şöyle düşünmemiz istenmiş. İki sayımız var. Ee, i̇kisinin toplamı pozitif. İkisinin çarpımı da e, yine pozitif geliyor. E, o zaman burada e, o iki sayı da pozitif olsun. tabii burada aklımıza karmaşık sayılar gelebilir. Karmaşık sayılar olsa mesela e, eşlenik karmaşık sayılar olsa şunu düşünelim. Hani 3 e, artı 2 diyelim. 3 eksi 2 diyelim. Bunların toplamı da pozitif gelir. Çarpımı da pozitif gelir. Ama 3 eksi 2 pozitiftir ya da 3 artı 2 pozitiftir diye bir şey diyemeyiz. Karmaşık sayılarda öyle bir şey söylemiyoruz. Ama burada şuna dikkat edelim. Ee, mesela karmaşık sayılara baktığımızda eğer buradan karmaşık kökler gelecekse o köklerin ne olması gerekir? Eşlenik olması gerekir. Mesela eşlenik köklerin farkını aldığımızda Mesela 3 artı 2'den 3 eksi 2 ya da genel diyelim. Mesela buradaki köklerimizden birisi a artı bi olsa diğeri a eksi bi olsa a artı bi'den a eksi bi'yi çıkartırsak 2 bi kalır. Ya da a eksi b i'den a artı b i çıkartırsak eksi 2 b i kalır. Biz burada köklerimizin t ve t artı 2 olduğunu biliyoruz. İkisinin farkını alsak ya eksi 2 ya 2 gelecek. Yani karmaşık bir sayı gelmiyor. Demek ki burada kar köklerimiz karmaşık sayıda değil. Köklerimiz karmaşık sayı olmadığı için a toplamları da pozitif, çarpımları da pozitif. Demek ki bu değerlerimiz pozitif gibi düşüneceğiz. O zaman t'miz de pozitif. E, t pozitif, t artı 2 pozitif. Ben bunu büyütürsem hep pozitif değerler gelir. E Benim bakacağım değerler t artı 3 ve t artı 5'ti. T artı 3'te T artı 5'te T'den ve T artı 2'den büyük oldukları için onlar da pozitif gelecektir. Demek ki ben burada ikisini de pozitif gibi düşünürüm. Ve şu sol altta yaptığım gibi ikişer tane kökü ne yapmış olurum? Yakalamış olurum. O zaman şöyle diyelim. Buradaki mutlak değer x eksi 4'ümüz vardı ya. x eksi 4'ü neye eşitleyeceğiz? Bir T artı 3'e eşitleyeceğiz. Bir de x eksi 4'ümüzü eksi T eksi 3'e eşitleyeceğiz. Aynı mantıkla x eksi 4'ümüzü bir T artı 5'e eşitleyeceğiz. Bir de x eksi 4'ümüzü eksi T eksi 5'e eşitlemiş olacağız. Buradan x'imizi çektiğimiz bizde t artı 7 geliyor. Bunu x1 gibi düşünelim. Burada x2'yi çekelim. O da eksi t artı 1 olarak gelecektir. Buradaki x3 olsun. x3'ümüz t artı 9 olarak gelir. Buradan da x4'ümüz eksi t eksi 1 olarak gelmiş olur. Ben bu köklerin bulduğum x1, x2, x3, x4'ün toplamını bulmaya çalışacağım. Hepsini topluyorum. Şimdi bir tanesi t artı 7 gelmişti. Diğeri eksi t artı 1 geldi. Diğeri t artı 9 geldi. Diğeri eksi t eksi 1 geldi. Şu t'ler birbirini götürdü. Geriye 7, 1 daha 8. 9 daha 17 eksi 1 daha kaçın kaldığını söyleyebiliriz. Ee, 16'nın kaldığını söyleyebiliriz. Demek ki bu denklemin köklerinin toplamı 16 gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 16 olması gerekir. Sarı bölmede bulunan ardışık iki uzun siyah çizgi arası mesafeye S birim diyelim. Bu S'lerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi bize 16 birimi verecekmiş. O zaman 8 tane eşittir 16 diyorum. S'yi de 16 bölü 8'den 2 olarak bulmuş oluyorum. Ee, yeşile baktığımızda yeşilde ardışık 2 uzun siyah çizgi arası mesafeye Y birim diyelim. X kare için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Y gelmiş. O zaman X karemizin 7 tane Y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. X artı 6'nın verildiği yere geldiğimizde şuradan 1 Y, buradan 1 Y gelecektir. S'leri 2 bulduğumuz için 2, 4, 6 da buradan gelmiş olur. O zaman 2y artı 6'nın bize x artı 6'yı vermesi gerekir. 6'lar giderse biz x'imizin 2y'ye eşit olduğunu görmüş oluruz. Şurada x yerine 2y yazarsak 2y'nin karesinden 4y kare gelir. 4y kare eşittir. 7y'yi elde etmiş oluruz. y burada bir uzunluk sıfırdan farklı. y'leri sadeleştirirsek 4y'miz 7 olarak gelecektir. Her tarafı 4'e böldüğümüzde de y'mizi 7 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. E, şu büyük A ile sorulan uzunluğu bulmaya çalışacağız. Bakalım orada kaç tane Y'miz var? 1, 2, 3. Şurada zaten 7 tane gelmişti. 10 yapar. 11, 12, 13, 14, 15 tane Y'ye ulaştığımızı görüyoruz. Demek burada bizim aradığımız büyük A değerimiz 15 Y. Yani 15 kere 7 bölü 4 olarak gelir. Bu da bize 105 bölü 4 verecektir. Sorumuzun doğru cevabının E şıkkı olması gerekir. Polinomumuzu sıfırlayan x değerlerimizden bir tanesi b olsun. Yani biz pb'nin neye eşit olduğunu bilelim. Sıfır eşit olduğunu bilelim. O zaman şuradaki eşitlikte o b'yi yazarsak p-b-pb eksi -P eksi -B eşittir sıfır olarak gelir. Eksi pb'yi karşıya attığımızda p-b eksi eşittir pb'yi elde etmiş oluruz. Yani sayısal bir örnek vermek gerekiyorsa bu polinomu eğer 10 sıfırlıyorsa eksi 10'da sıfırlayacaktır. Çünkü pb'miz sıfırsa şu yan tarafa eşittir sıfır yazdığımızda p eksi b'mizin de sıfır geldiğini görüyoruz. Zaten polinomumuz ikinci dereceden bir polinom. pb ve p eksi b bunu sıfırlıyorsa biz px polinomunu oluşturduğumuzda polinomda x eksi b çarpı x eksi eksi b'den x artı b'nin bulunması gerekir. Tabii ki bir kat sayı da olabilir. Onu da şuraya a olarak almış olalım. Demek ki biz bu formatta bir polinom aradığımızı söyleyebiliriz. Bu polinomun sıfırları da b ve eksi b olarak gelir. Hani polinomun iki sıfırı da bu kümenin elemanlarıymış ya. O zaman biz burada b ve eksi b gibi. Yani bir değer bir de onun eksilisi olan bir değer bulmalıyız. Bu da bizi eksi 3 ve kaça götürmüş olacaktır? 3'e götürmüş olacaktır. Yani buradaki b değerimiz 3 olarak ya da eksi 3 olarak gelmiştir diyebiliriz. O zaman px polinomunu oluşturduğumuzda a çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3'ün geleceğini ne yapabiliriz? Sö söyleyebiliriz. Bunun dışında px kare eksi x artı bir polinomunun 2x eksi 2 ile bölümünden kalan 24 olarak verilmiş. 2x eksi 2 ile bölümünden kalan deyince 2x eksi 2 eşittir 0'dan 2x eşittir 2x yerine 1 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Ama şu polinomda x yerine 1 yazacağız. Bu polinomda x yerine 1 yazarsak burası bize p1 eksi 1 artı 1'den P1'i vermiş olacaktır. Demek ki P1'imizin 24 gelmesi gerekir. Hemen şurada P1'i bir bulalım. X yerine 1 yazıyoruz ve 24'e eşitliyoruz. Bu bize A çarpı eksi 2 çarpı 4'ü verir. Bunun 24 olması gerekir. Eksi 8 A eşittir. 24'ten A'mız eksi 3 olarak gelir. A'mız eksi 3 ise PX polinomumuz eksi 3 çarpı X eksi 3 çarpı X artı 3. Yani X kare eksi 9'u bize vermiş olacaktır. Px polinomunu bu şekilde bulduk. Biz P kare x polinomunun baş katsayısını arıyoruz. Normalde Px'imiz bu ise P kare x'e geçtiğimizde iki tarafın karesini alırız. Bu da bize 9 çarpı x kare eksi 9'un karesini verecektir. x kare eksi 9'un karesini açtığımızda x üzeri 4 eksi 18 x kare artı 81 gelmiş olur. Biz bunu 9'a çarptığımızda 9 x üzeri 4'lü bir polinom elde ederiz. E x üzeri 4'ün katsayısı olan 9 da burada baş kat olarak gelecektir. Yani doğru cevabımızın d şıkkı 9 olması gerekir. Burada alt tarafta önemli bir bilgimiz var. 4. dereceden mx polinomunun px, rx, bx ve qx polinomlarıyla bölümünden kalanlar eşittir ve bu kalan 6'dır demişiz. O zaman öncelikle bizim bu polinomları bir bulmamız gerekiyor. Aslında tam bulmaya da gerek yok. Bir tanesi üzerinden anlatmaya çalışacağım. Mesela biz burada rx üzerinden bir düzenleme yapalım. Rx'i bir oluşturmaya çalışalım. Doğrusal bir fonksiyonumuz var. Aslında y'yi kestiği noktayı, x'i kestiği noktayı biliyoruz. Kolay bir yöntemimiz vardı. Burada y dediğimiz rx olarak gelecek. Y bölü y'yi kestiğimiz noktanın ordinatı. Yani y bölü 3 artı x bölü x'i kestiğimiz noktanın apsisi. x bölü x 3 eşittir kaç diyorduk? 1 diyorduk. Buradan y'yi çektiğimiz anda rx'i bulmuş oluruz. Y'yi yalnız bırakmak için e, öncelikle ya da y bölü 3'ten kurtulmak için her tarafı 3'te genişletirsek. Y e, şurada eksi 3 olduğu için 3 bölü eksi 3'ten eksi 1 gelir. Eksi x eşittir 3 gelir. Buradan da y'miz x artı 3 olarak ne yapmış olacaktır? Bulunmuş olacaktır. Yani burada rx polinomu aslında x artı artı 3 polinom olarak gelir. Hani rx ile bölümünden kalan deyince x artı 3 eşittir sıfırdan x yerine eksi 3 yazdığımız duruma odaklanmış oluruz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Mesela biz burada x eksenini kestiğimiz noktanın apsesinin ne olduğunu görüyoruz. Eksi 3 olduğunu görüyoruz ya. O zaman rx'i oluştururken ee, biz bunu şunu anlıyoruz aslında. R'de eksi 3 bizi kaça götürüyor? Sıfıra. Peki R'de eksi 3'ün bizi sıfıra götürmesi ne demek? x eksi eksi 3'ten rx'in x artı 3 ile kalan bölünmesi demek. Yani bunun başında bir katsayı olabilir. O katsayı A diyelim. Ama sonuçta biz burada x yerine eksi 3'ü verdiğimiz anda burası ne yapmış olacaktır? Sıfırlanmış olacaktır. Burayı sıfırlayan başka x değeri yok. Zaten birinci dereceden bir polinom fonksiyon. Doğrusal fonksiyon geldiğini biliyoruz. O zaman bence biz burada bu mantıkla hareket edeceğiz. Yani r a çarpı x artı 3 olarak da oluşturabiliriz. O x artı 3 x eksi eksi, eksi 3'ten gelen x artı 3'tür. A'yı bulmak için de şöyle yapabiliriz. X'e 0 verdik y 3 gelmiş. X'e 0 verdiğimizde 3 a geliyor. O 3 a'nın 3 olması için a'mızın da kaç olması gerekir? Bir. Demek ki bizim Rx'imiz burada ne olarak gelecektir? X artı 3 olarak gelecektir. Mx polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan deyince x artı 3 eşittir 0'dan Mx'de x yerine eksi 3 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu mantıkla hareket edeceğiz. O zaman ben şöyle düşüneceğim. Burada px'e baktığımda x eksenini eksi 2'de kestiğim için px'i oluştururken şöyle diyeceğim. b çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2 diyeceğim. Yine b'yi bulabilirim. x'e 0 verdiğimde y 2 geliyor. Aa, b de buradan 1 geldi mesela. Daha sonra bx'i oluşturmak istediğimde x'i bir absiste noktada kestiğim için c çarpı x eksi 1 diyeceğim. c'yi de bulabilirim. x'e 0 verdim y 1 gelsin diyerek. Son olarak qx'i oluşturmak istediğimde yine x'i 2 absiste noktada kestiğim için x eksi 2 diyeceğim. Çünkü 2 verme 0 gelsin istiyorum. Tabii ki başka sayısı olabilir. Şimdi burada baş kas sayılar önemli ama bizim buradaki temel mantığımız aslında şu ee, mesela şunu sorsam ben size bir e, mx polinomunun e, kx eşittir 6 x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir desem 6X 6 x eksi 6'yı sıfıra eşitleriz buradan x yerine 1 yazmamız gerektiğini anlarız ama siz burayı 6 parantezine alırsanız 6 parantezinde x eksi 1 geldiği için a burayı sıfır yapan x değeri x eksi 1 eşittir sıfırdan gelen bir değeridir de demiş olursunuz. Dolayısıyla burada aslında A'yı, B'yi, C'yi, D'yi bulmaya çok gerek yok. Onlar baş katsayı olarak geldiği için onların yanındaki X'e bağlı ifadelerimizi sıfırlayan noktalara ne yapmamız gerekir? Odaklanmamız gerekir. E burada şimdi X artı 3'ü sıfırladığımızda X yerine eksi 3 yazacağımızı, burada X artı 2 sıfırlarsak X yerine eksi 2 yazacağımızı, burada X yerine 1 yazacağımızı, burada X yerine 2 yazacağımızı görüyoruz. Doğrudan bu mantıkla da ilerleyebilirdik. Buradan şunu anlıyoruz aslında. Bu MX polinomunun e, eksi, MX polinomunda eksi 3 yazdığımızda da eksi 2 yazdığımızda da bir yazdığımızda da iki yazdığımızda da kalan kaç geliyormuş? 6 geliyormuş. Bunu anlamış oluyoruz. Peki bu tip soruları biz ne yapıyorduk? Mx'i oluştururken Mx eşittir dedik. Ee, bir baş katsayı olabilir. Bu baş katsayı mesela burada A, B, C, D'yi kullandık. E olarak almış olalım. Şimdi eksi 3, eksi 2, 1 ve 2'yi kullanıyoruz ya. Yani M eksi 3, M eksi 2, M 1 ve M 2 dediğimizde bunlar ne ile bölümünden kalanlardan gelecek? Eksi 3'ün olması için aslında x artı 3 ile bölümünden kalandan ne yapmış olacak? Gelmiş olacak. Buraya x artı 3 yazacağız. Ee, Mx polinomunda x yerine eksi 2 yazmak demek aslında mx'in x artı 2 ile bölümünden kalanı bulmak demektir. Buraya x artı 2 yazmış olacağız. Aynı mantıkla burada devamında x eksi 1'i ve x eksi 2'yi kullanmış olacağız. Yani doğrudan en başta şurada x eksenini kestiğimiz noktalara odaklansaydık polinomumuzu ne yapabilirdik oluşturabilirdik. Eksi 2 var x eksi eksi 2'den x artı 2'yi buraya yazdık. Eksi 3'te kesmişiz x eksi eksi 3'ten x artı 3'ü yazmışız. 1'de kesmişiz x eksi 1'i yazmışız. 2'de kesmişiz x eksi 2'yi yazmışız. Ama burada kalan kaçtır diyor 6'dır diyor. Ben bu şekilde bırakırsam eksi 3, eksi 2, 1, 2 yazdığında kalan 0 gelir. Kalan 6 gelmesi için benim şuraya artı yazıp kaç eklemem gerekir? 6 eklemem gerekir. İşte bu formatta mx polinomunu yakalayacağız. Sadece şu anda biz neyi bilmiyoruz? E'yi bilmiyoruz. Diyor ki mx-1 polinomunun kat sayılar toplamı 30. Kat sayılar toplamı için x yerine kaç yazarız? 1. mx-1'de x yerine 1 yazarsak bize m0 verilmiş olur. Bunun da 30 olduğunu biliyoruz. Hemen m0'ı hesaplayacağız. m0 eşittir dedim. E'yi yazıyorum. x yerine 0 verince kaç gelmiş oldu? 3. Buradan 2, buradan eksi 1, buradan eksi 2. Bir de artı 6'mız var. Buranın kaç olmasını istiyoruz? 30 olmasını istiyoruz. 3 kere 2, 6. 6 kere eksi 1, eksi 6. Eksi 6 çarpı eksi 2. Artı 12. O zaman 12e 6 ile karşıya atarsak eşittir 24 gelir. E'miz de 24 bölü 12'den 2 olarak gelecektir. Demek ki şuradaki E'miz 2'ymiş. Mx polinomunun neyini sormuş bize? X 3 ile bölümünden kalan nedir diye sormuş. E x 3 eşittir 0'dan x yerine kaç yazarız? 3. Mx de 3 yazdığımız için bizden istenen M3'tür diyebiliriz. Hemen şurada M3'ü buluyorum. E yerine 2 yazdım. X yerine 3 yazınca 3 artı 3 6. 3 artı 2'den 5, 3 eksi 1'den 2, 3 eksi 2'den 1 bir de artı 6'mız gelecek. 2 kere 6 12, 12 çarpı 5 60, 60 kere 2 120, 120 çarpı 1 120, 120 artı 6'dan da burayı 126 bulmuş oluruz. Doğru cevabımız da D şıkkı olarak işaretleriz. Oradaki x eksenini kestiğimiz noktaları kullanmak aklımızda kalırsa başka sorularda bize hız katacaktır arkadaşlar. Birbiriyle eş olan dikdörtgenlerimizde kısa kenar uzunluğumuzu K ile uzun kenar uzunluğumuzu da U ile göstermiş olalım. K ve U arasında bir eşitlik yakalayacağız. Şimdi şuradaki bir kısa kenarı K olarak, yandakini K olarak, yandakini K olarak aldığımızda bir tane uzun kenarımızın da aslında yani U'muzun da 3K geldiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Demek ki burada U gördüğümüz yere 3K yazabiliriz. Aslında burada tepe noktamızın apsis ve ordinatını rahatlıkla yakalayabiliriz. Şuradaki yatay şekilde duran uzun kenar uzunluğumuz bizi tepe noktamızın apsisine götürecektir. U kadardı. U 3K olduğu için ben buraya 3K yazıyorum. Yani bu noktanın apsisi 3K geldiğinden tepe noktamızın apsisi de 3K gelmiş olur. Dikeyde baktığımızda K üstten devamında da şuradan U gelecektir. U yerine 3K yazarsak K artı 3K'den 4K'lik uzunlukta tepe noktamızın ordinatını verir. Negatif tarafta olduğumuz için buraya eksi 4K yazarız. O zaman tepe noktasının ordinatı da eksi 4K olarak gelmiş olur. Tepe noktasını bildiğimiz parabolü yazmaya çalışacağız. Baş kat sayımızda a olarak kalırsak, fx eşittir dediğimizde öncelikle şunu bir hatırlatalım. Tepe noktası r virgül k olan parabolün denklemini yazarken a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorduk. Burada tepe noktamız ne olarak geldi? 3k virgül eksi 4k olarak geldi. Bunları yerine yazacağız şimdi. O zaman fx'imiz a çarpı x eksi 3k'nin karesi artı eksi 4 k'den eksi 4 k olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Şimdi o zaman diyor bu üç tanesinden hangileri bu parabole eşit olabilir? Bir kere burada kollarımız aşağı doğru olduğu için A'mızın sıfırdan ne olduğunu söyleyebiliriz. Küçük olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle bence e, şurayı bir açalım. Yani fx'i biraz düzenleyelim. fx eşittir diyelim. x eksi 3k'yi açacağız. x kare eksi 6kx artı 9k kare gelecek. Onu da A ile çarpacağız. A ile çarptığımızda A, çarptığımızda, A çarpı x kare Eksi 6 k a x e, artı 9 k kare a'nın geldiğini söyleyebiliriz. Bir de yandan ne geliyor? Eksi 4 k geliyor. Şimdi hangileri bu formata uygun? Mesela birincinin uygun olması için bir kere eksi x kare dediği için a'mızın kaç olması gerekir? Eksi 1. a yerine eksi 1 yazınca ifademiz neye dönüşmüş olur? Eksi x kare. a yerine eksi 1 yazınca eksi 6 ile eksi 1'in çarpımından artı 6 gelir. k'miz de var. Artı 6 k x gelir. a yerine eksi 1 yazınca eksi 9 k kare geldiğini görüyoruz. Bir de eksi 4 k'miz var. Şimdi 6 x ve eksi 13 gelmiş. Bir kere şuranın 6x olması için k'nin 1 olması gerekir. k yerine 1 yazınca burada bize eksi 13'ü vereceği için birinci de istediğimizde ulaştığımızı görüyoruz. Bence bu mantıkla ilerleyebiliriz. Hemen ikinciye bakalım. İkinci de x karenin katsayısı eksi 2 olduğu için a yerine bu sefer eksi 2 alacağız. a yerine eksi 2 aldığımızda ifademiz eksi 2 x kare artı 12 kx a yerine eksi 2 aldığımızda eksi 18 e, ne gelmiş olur? k kare gelir. Bir de eksi 4k gelir. Şimdi şurasının 6x olmasını istiyoruz. Şuranın 6x olması için 12k'nin 6 yani k'mizin kaç gelmesi gerekir? 1 bölü 2 gelmesi gerekir. Hemen k'yi şurada 1 bölü 2 olarak yazıyorum. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Burası eksi 18 bölü 4. Yani eksi 9 bölü 2 gelecektir. Eksi 4 k'den de k 1 bölü 2 ise eksi 4 çarpı 1 bölü 2'den eksi 4 bölü 2 gelmiş olur. Burası da bize eksi 13 bölü 2'yi verir. Ama burada 4 yazdığı için burada istediğimize ulaşamamış olduk. Sonuncuyu deneyeceğiz. Dikkatlice işlemimizi yapalım. Eksi 4 x kare dediği için bu sefer a'yı kaç alacağız? Eksi 4. a'yı eksi 4 aldığımızda eksi 4 x kare artı 4 kere 6'dan 24 kx elde ederiz. A yerine eksi 4 yazınca eksi 36 k'nin karesi eksi 4 k gelmiş olur. İşte burada 12 yazıyor demek ki 24 k'yi 12'ye eşitleyeceğiz. O zaman k'miz buradan 1 bölü 2 olarak gelir. Şurada k ye yerine 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eksi 36 çarpı 1 bölü 4'ten eksi kaç gelmiş olur? 9 eksi 4 çarpı 1 bölü 2'den de eksi 4 bölü 2 eksi 2 gelir. Burada bize eksi -11 11'i verir. Burada da eksi 11 olduğu için 3. de bize istediğimizi vermiştir. Demek Demek ki bizim parabolümüz birinciye ve üçüncüye eşit olabilir ama ikinci olamaz. Doğru cevabımızın da E şıkkı 1 ve 3 gelmesi gerekir. Tepe noktası n virgül 0 olan ikinci dereceden bir px polinomu oluşturmaya çalışacağız. Yani bir parabol oluşturmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Tepe noktamız n virgül 0 olarak verilmiş. n virgül 0 noktası x ekseni üzerinde bir noktadır. Demek ki parabolümüzün tepe noktasının x ekseni üzerinde olması gerekir. Parabolümüzün tepe noktası x ekseni üzerindeyse o parabol çift katlı köke sahip bir paraboldür. Hemen resmetmeye çalışalım. Şunu y ekseni olarak şunu da x ekseni olarak aldığımızda örneğin bizim parabolümüz şöyle bir parabol olabilir. Bunu px olarak alırsak işte tepe noktası şuradan n virgül sıfır olarak gelir. Bu px'imiz daima büyük eşit sıfır olarak gelecektir. Sadece tepe noktasında sıfır olur. Onun dışındaki tüm absisler de pozitif görüntüler verecektir. Ama bizim px'imiz şöyle bir polinom da olabilir. Yani burası tepe noktası n virgül sıfır olarak gelirse bu sefer kollarımız aşağı doğru olduğu için sıfıra eşit veya küçük görüntülere sahip oluruz. Yani px küçük eşittir sıfırı burada elde etmiş oluruz. Alttaki tarafta bir bilgimiz daha var. Px eksi 3 küçük eşittir. 0'ı sağlayan tek x değeri 5'miş. Şimdi dikkat edersek burada küçük eşit 0'ı veren sadece bir tane x değeri yakalıyoruz. Zaten Px eksi 3'miz Px'imizin 3 Px birim sağa ötelenmiş halidir. Mesela şu sağ üstteki polinomumuzu 3 birim sağa ötelersek şöyle bir polinom elde etmiş oluruz. Şurası neye gelecektir? N artı 3 virgül 0'a gelecektir. Burası Px eksi 3 polinomudur. Bunun da daima büyük eşit 0 geldiğini görüyoruz. Hatta bunun üzerinden yorum yaparsak büyük eşit sıfır değil de px eksi 3 küçük eşit sıfır desek burada sıfırdan küçük olduğumuz hiçbir durum gelmeyeceği için sadece sıfıra eşit olduğumuz n artı 3 değeri bu eşitsizliği sağlamış olur. Aslında bu da tam bizim istediğimize benzer bir durumdur. Mesela sol taraftakine bakarsak eğer biz bunu 3 birim sağa ötelemiş olsaydık diyelim ki şöyle bir polinom gelmiş olsaydı şurası ne olurdu? n artı 3 virgül sıfır olurdu. Buradaki px eksi 3'ümüz küçük eşit sıfır gelirdi. Yani Px eksi 3 küçük eşit sıfırı sağlayan sonsuz tane x değeri gelmiş olurdu. Biz sadece bir tane sağlasın istiyorsak en baştaki polinomumuzun kollara yukarı doğru olan bir polinom olması gerekir. Çift katlı kökü olduğu için sadece o kökünde sıfıra eşit olur. Onun dışında hep sıfırdan büyük değerlere sahip olacaktır. O zaman sıfırdan küçük olacağı hiçbir durum gelmeyeceği için şurada küçük eşit sıfır dediğimizde sadece sıfır eşit olduğu durumu almamız gerekir. O da sadece bir apsisi bize verecektir. O zaman biz Px'imizin şu birinci bölgede çizdiğim gibi bir polinom olacağını söyleyebiliriz. Bunun 3 birim sağ ötelenmiş halinde de küçük eşit sıfırı bize veren tek x değeri 5 olarak gelmiştir. O zaman şuradaki n artı 3 değerinin 5 olması yani n'imizin de 2 gelmesi gerekir. N'imiz 2 ise px'in tepe noktası 2 virgül 0 olarak gelmiş olur. Normalde tepe noktası r virgül k olunca biz parabolü nasıl oluşturuyorduk? Baş sayısı oluyordu a diye. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k diyorduk. Burada tepe noktamız 2 virgül 0 gelmişse px'i bir oluşturalım ne diyeceğiz px için a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 0 demiş olacağız. Yani px'imiz a çarpı x eksi 2'nin karesi olarak gelecektir. İşte burada a'yı nasıl bulacağız? Bir b noktası vermiş. Bu px'in üzerindeymiş. Yani px de x'e eksi 1 verince 27 geliyormuş. Hemen p eksi 1 deyip bir 27'yi eşitleyelim. p'de eksi 1 yazdığımızda a çarpı eksi 1 eksi 2'den eksi 3'ün karesi yani 9 gelir. Bunun bize 27'yi vermesi gerekir. Buradan da 9a 27'den a'mız 3 olarak gelecektir. Eğer a'mız 3 ise px'i tekrar bir yazalım. Px'imiz 3 çarpı x eksi 2'nin karesi olarak belirlenmiş olur. Bizden P0 isteniyor. Hemen burada x 0 yazıyorum. Bu da bana 3 çarpı 0 eksi 2'den eksi 2 eksi 2'nin karesinden 4'ü verir. 3 kere 4'ten de aradığımız P0 değeri 12 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Grafiğin x ekseninin altında kalan kısımları fonksiyonda negatif görüntü elde ettiğimiz kısımlar olarak gelecektir. Yani biz burada fx'in sıfırdan küçük olduğu yerleri bulmaya çalışacağımızı söyleyebiliriz. Hemen bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Paydamıza baktığımızda 3x eksi -18 18'i sıfır yapan x değeri 6 olarak gelecektir. Şu x kare eksi 6x artı 5'i çarpanlara ayırdığımızda x eksi 5 çarpı x eksi 1'in geldiğini söyleyebiliriz. Burayı sıfırlayan x değerleri de 5 ve 1 olarak belirlenmiş olur. x küp eksi x'imiz var. x parantezinde x kare eksi 1'i bize vermiş olur. Şu 1'i biri 1'in karesi gibi düşünürsek 2 kare farkı yaparak burayı x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak alabiliriz. Burayı sıfırlayan x değerleri de 0 1 ve eksi 1 olarak gelir. Şimdi bunlarla işaret tablosu oluşturacağız. Eksi 1 var 0 var 1 var 5 var 6 var. Demek ki eksi 1 0 1 5 6'dan 5 tane e, burada kritik noktamız var. Hemen bir düzenleyelim. 2 3 4 5 tane dedik. Bu Buraya eksi 1'i 0'ı 1'i buraya da 5 ve 6'yı yazdık. Biri 2 defa elde ettiğimiz için o çift katlı kök olarak gelecektir. 0 eşitlik olmadığı için hiçbirini zaten almayacağız. Çift katlı kökümüzü şöyle belli etmiş olalım. Diğerlerine de şöyle içi boş sıfırlarımızı koymuş olalım. Baktığımızda x karenin katsayısı pozitif, x küpün katsayısı pozitif, x'in katsayısı pozitif. Demek ki bizim artı ile başlamamız gerekir. Eksi dedik, artı dedik, çift katlı kök artı dedik, eksi dedik, artı demiş olduk. Sıfırdan küçük olduğumuz yerleri arıyoruz. Eksi 1 ile 0 arası bir de 5 ile 6 arasını yakaladığımız görüyoruz. O zaman bizim burayı eksi 1,0 birleşim 5,6 olarak göstermemiz gerekir. Bu da bize B şıkkında verilmiştir. O zaman doğru cevabımız burada B şıkkı olarak gelmiştir arkadaşlar. Öncelikle metinin bir en başta bir de en sonda olduğu durumlara dair bir yorum yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgiyi çekiyorum. Metini şu başa yerleştirdiğimizi düşünelim. Buraya bir kişiyi metini yerleştirmiş olduk. Metinin yanına Kazım Nihal Cesur gelmeyecek. O zaman Kazım'ı, Nihal'i, Cesur'u çizdikten sonra Metin'in yanına Berk ve Ece'nin kaldığını görüyoruz. Berk ve Ece'den bir tanesini buraya yerleştireceğim Metin hemen sağına. Bu bana burayı için iki seçenek verecektir. Bu iki seçenekten birini burada kullandım. Birini kullanmamış oluyorum. Bir de kullanamayacağım üç kişi vardı. Toplamda dört kişi kaldı. O dört kişiyi de kalan bu dört yere 4, 3, 2, 1 yani dört faktörel yerleştirebilirim. O zaman buradan 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 48 farklı durum gelmiş olur. Ben Benzer mantıkla M'yi en sağa yazdığımda yine M'nin yanına iki kişi gelebilir. Kalan 4 kişi de buraya 4, 3, 2, 1 şekilde sıralanacaktır. Buradan da yine aynı mantıkla yaptığım için 48 durumun geldiğini söyleyebilirim. 48, 48 daha şu anda elimde 96 durum var. Bir de Metin'in en başta ya da en sonda olmadığı durumlara bakacağım. Bu durumda herhangi bir tarafına Kazım'ın, Nihal'in veya Cesur'un gelmemesi için Metin'in bir tarafına Berk'i diğer tarafına da Ece'yi yerleştirmiş olacağım. Yani M'yi ortaya aldım. Bir tarafına B'yi bir tarafına da E'yi yerleştirmiş oldum. Öncelikle E ve B kendi arasında yer değiştirebilir. Yani burada iki faktöriyel durumun olduğunu söyleyelim. Bu üçünü bir kişi gibi kabul ettim. Bunların dışında üç kişi daha var. Onlar da Kazım K ile gösterelim. Nihal N ile gösterelim. Bir de Cesur da C ile göstermiş olalım. O zaman bir kişini bu üçünü bir kişi kabul etmiştim ya bir kişi orası. Şu üç kişiyle birlikte toplamda burada dört kişinin olduğunu söyleyebilirim. Dört kişi dört faktöriyel sıralanmış olur. E ve B de kendi arasında yer değiştireceği için 2 faktöriyel durumda oradan gelecektir. Şuradaki 2 faktöriyeli buraya yazmış oldum. Bu da 24 çarpı 2'den yine bana 48 durumu vermiş olur. İşte 96 durum burada vardı. 48 de buradan gelince toplamda 144 farklı şekilde bu sıralamanın olabileceğini belirledim. Ve doğru cevabımı E şıkkı olarak işaretliyorum arkadaşlar. A noktası dışındaki 9 noktadan rastgele ikisini seçeceğiz. Bu tüm durumlarımızın sayısı olarak bize 9'un ikili kombinasyonunu verecektir. 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'den bize 72 bölü 2 yani 36 durumu vermiş olur. Biz seçtiğimiz iki noktanın A'ya olan uzaklıklarının birbirine eşit olmasını istiyoruz. Tabii elimizde bir küp var. E, küpümüzün bazı köşeleri ve bazı ayrıtlarının orta noktaları işaretlenmiş. Ee, şuradaki iki parçanın birbirine eşit geldiğini, buradaki iki parçanın da birbirine eşit geldiğini biliyoruz. Örneğin ben buraya B noktası, buraya C noktası dersem, BA uzunluğuyla CA uzunluğu birbirine ne olarak gelmiş olacaktır? Eşit olarak gelmiş olacaktır. Dolayısıyla yapacağım seçimlerden birisi BC ikilisi olabilir. Bunun dışında şuradaki noktama D noktası, buradaki noktama da E noktası dersem E'den A'ya birleştirdiğimde de D'den A'ya birleştirdiğimde de yüzey köşegenimi yani karelerimin köşegenlerini elde etmiş olurum. DA ile EA da birbirine ne gelmiş olacaktır? eşit gelmiş olacaktır. Dolayısıyla ben burada D ve E'yi de seçebileceğimi belirtmiş olayım. Bunun dışında şuradaki noktama F noktası, buradaki noktama da H noktası dersem FA da HA da küpümüzün birer ayrıtı kadar gelir. Yani F ve H de burada benim işimi görecektir. FH ikilisinde seçtiğimi düşünebilirim. Son olarak şunları ben söylemek istiyorum. Mesela şuradaki noktamız R noktası olsun. Ee, R'den A'ya şöyle yüzeyden birleştirdiğimi düşüneceğim. Şurada ki parçalarda birbirine eşit gelmiş olacak. Şurada bir dik üçgen elde ettiğimi görüyorum. F, R, A, dik üçgeni. Mesela karemizin bir ayrıtını iki birim gibi düşünelim. Burası bir birim, burası bir bir daha iki birim gelir. F, R, A üçgeninde birin karesi bir. Bir artı birden ikinin karesi dört. Bir artı dört beş. Yani e, A, kök beş olarak gelecektir. AD uzunluğu kök 5 geldi ya aynı kök 5'i şuradaki arka taraftaki yüzeyden de elde edebiliriz. Şuraya n noktası dediğimizde n'den a'ya şöyle birleştirdiğimizde o alt taraftaki şu iki parçada birbirine eşit geleceği için şu yüzeydeki 90 dereceden yine burası 1 şuranın tamamı 1 bir artı 1'den 2. 1'in karesi 2'nin karesinden kök 5'e geçiş yaparız. Yani burası da kök 5 birim olarak gelmiş olur. Son bir kök 5'imiz daha var. Onu da morla göstereceğim. a'dan şuradaki noktamıza ne noktası diyelim z noktası diyelim. a dan Z'ye yan taraftaki yüzeyden birleştirdiğimizi düşünelim. Yine şuradaki uzunluğumuz 1 gelir. Şöyle yüzeyimizde bir mor 90 dereceyi elde edersek 1 2 yine kök 5'in geleceğini söyleyebiliriz. O zaman burada RA uzunluğumuz kök 5 gelmiştir. Bunun dışında NA uzunluğumuz kök 5 gelmiştir. Bunun dışında ZA uzunluğumuz da kök 5 gelmiş olur ve biz bu üçünden herhangi ikisini seçtiğimizde de yine A'ya uzaklıkları eşit olan iki nokta seçmiş oluruz. R, N, Z'den yapacağımız herhangi hangi ikili seçim bizim işimizi görecektir. Bu üçünden herhangi ikisini seçeceğimiz için üçün ikilisinden burada da üç durumun geleceğini söyleyebiliriz. Bir, iki, üç durum burada yakaladık. Üç de burada yakaladık. Altı tane bizim istediğimiz durum var. Tüm durumlar 36. 6 bölü 36'dan aradığımız olasılık 1 bölü 6 olarak gelecektir. O zaman doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Sorumuzda tanım kümemiz için en belirleyici olan ifade g(x)'in pay kısmında bulunan 4. dereceden kök içindeki eksi fx'tir. Burada kök derecemiz çift olduğu için kökün iç kısmındaki eksi fx'imizin büyük eşit 0 olması gerekir. Buna bir bakalım. Eksi fx'in büyük eşit sıfır olması demek her tarafı eksiyle çarparsak fx'imizin küçük eşit 0 olması demektir. Hemen fx'imizin küçük eşit 0 olduğu aralıkları bir yakalayalım. Bunun için grafiğimizin x eksenini kesmesi ya da x eksenin altında kalması gerekir. Bunu da şurada eksi 4 ile 0 arasında bir de 4'ün sağ tarafı yakaladığımızı görüyoruz. O zaman hemen şu f(x) küçük eşit 0'ı bize veren aralığı eksi 4 0 kapalı aralığı birleşim 4 kapalı A açık aralığı pardon A kapalı aralığı olarak alalım. Şurada A'ya kapalılık geldiğini görüyoruz. Demek ki şu anda biz bu aralığı elde ettik. Bundan sonra paydaya bakmamız gerekir. Paydamızın sıfırdan farklı olması gerekiyor fonksiyonumuzun tanımlı olması için. O zaman f(x-1) değildir 0 olan durumlara bakacağız. Hemen f(x)'i sıfırlayan x değerlerine bir bakalım. f(x)imiz -4'te 0'da ve 4'te 0'a eşit olarak geliyor. O zaman şu iç kısmın eksi -4, 0 ve 4 olmaması gerekir. x-1 -4'e eşitlersek x'imiz -3 olarak gelir. 0'a eşitlersek 1 olarak, 4'e eşitlersek 5 olarak gelir. Demek ki üste bulduğumuz şu aralıktan eksi 3'ü, 1'i ve 5'i çıkartmamız gerekir. Bunun üzerinden yorum yapacağız. İşte biz bunu yaptığımızda e, oradaki tanım kümemizdeki tüm tam sayıların toplamı 18 olarak geliyormuş. Bence tam sayılarımızı yazalım. Eksi 4'ten başladık, 0'a kadar gidiyoruz. Eksi 4'ü yazdık, eksi 3'ü alamayacağımızı söylemiştik. Onu atlayınca eksi 2'yi aldık. Eksi 1'i alabiliriz, 0'da alabiliriz. Yan tarafa geldik, 4'ten A'ya kadar gideceğiz. Şimdi 4'ü aldık, e, zaten şu 1'i es geçmiş olduk. Bunda sorun yok. 5'i alamayız, o zaman... 6 diye devam edeceğiz ama kaça kadar gideceğimizi bilmiyoruz. Şunu biliyoruz. Buradaki tam sayıların toplamı neymiş? E, 18'miş. O zaman toplayarak gidelim. Eksi 4, eksi 2 daha, eksi 6 yapar. Eksi 1 daha, eksi 7, 0 daha, eksi 7, 4 daha, eksi 3, 6 daha, 3, 7'ye eklersek 3, 7 daha, 18'e eklersek de 18'e ulaştığımızı görüyoruz. Demek ki şuradaki A değerimiz 8 olmalı ki en son tam sayı olarak 8'i almış olalım. Tabii 8 küsürlü bir değer de olabilir. 9 olmadığı sürece sorun yok ama A'nın bir tam sayı olduğunu bildiğimiz için buradaki o sınırımızın yani A'mızın kaç gelmesi gerekir? 8 gelmesi gerekir ki tam sayılarımızın toplamı 18 olsun. O zaman aradığımız A değeri 8'dir. Doğru cevabımız burada değişik olarak gelmiştir. Aslında burada oluşturduğumuz üçgenlerde hep dik üçgen elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Orijinde 90 derece geleceği için bu dik üçgende bir dik kenar uzunluğu şuradan 2 geliyor. Diğer dik kenar uzunluğu değişiyor. A1'de bu dik kenar uzunluğunun 1 geldiğini görüyoruz. Mesela A1'den A2'ye geldiğimizde o birin üstüne R birim sağ tarafa doğru doğrumuzu çektiğimizi düşünelim. 2 sabit kalacak şekilde. Yani A2'ye geçtiğimizde şurayı şöyle uzatırsam, şöyle yaptığımı düşünelim. Şurası şu arası R kadar olsun bana bir artı neyi versin? R'yi versin. O zaman ben o şekli buraya taşırsam şöyle 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 bir üçgen elde ettiğimi düşünelim. Normalde ilk üçgenim şu gelecek. Yani şöyle çizdiğimde burası 2 birim burası 1 bir birim gelmiş olacak. Şu siyahla taradığım alan benim A birim oluyor. 2 çarpı 1 bölü 2'den ne geliyor? 1 geliyor. Ben 1 bir birimin üzerine R birim gittim. Burası R oldu ya. O zaman şu kırmızıyla taradığım alan ee, terimlerimi ilerlettiğimde eklediğim alan aslında ortak fark olarak gelecektir. E burada tabanımız R yüksekliğimiz 2 olduğu için R çarpı 2 bölü 2'den eklenen alanında R geldiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman biz şimdi A1'imizi 1 olarak aldık. A2'miz ne olarak gelecektir? Ee, 1 artı R olarak gelecektir. a 3ümüz ne olarak gelmiş olur? 1 artı 2R olarak gelir. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Ama dikkat edeceğimiz husus e, alt taraf yani alt tabanımız 1'di. Üzerine R ekleyerek gitmiş oluyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi biz burada A6 eşittir. A2'nin karesi olduğunu biliyoruz. Ben bu şekilde A6'yı yazmış olsam A6 ne olarak gelmiş olur? 1 artı 5R olarak gelmiş olur. O zaman diyeceğim ki 1 artı 5R eşittir eşittir a2'nin karesi. Yani 1 artı r'nin karesinden r kare artı 2 r artı 1'dir. Birler gider. Buradan r kare eşittir 3 r'den r'miz 3 olarak ne yapmış olacaktır? Bulunmuş olacaktır. Tabi r sıfırda olabilir diye düşünebiliriz burada. Ama r sıfır olursa zaten sabit bir dizi gelmiş olur. Burada büyümenin olduğu bize anlatılmış. O zaman biz burada r'yi 3 olarak aldık. A7'yi bulmaya çalışıyoruz. Benzer mantıkla A7'mizi ne olarak yazacağız biz burada? 1 artı 6R olarak yazacağız. E R'miz 3 ise 6R'miz 6 kere 3'ten 18 yapar. 18 artı 1'den 19 gelir. Aradığımız cevabın D şıkkı 19 olması gerekir. Logaritmada hem tabanımızın hem de iç kısmımızın sıfırdan büyük olması gerektiğini, aynı zamanda tabanımızın birden farklı olması gerektiğini de biliyoruz. Zaten logaritmik ifadelerimizde iki taban da birden farklı olarak verilmiş. O zaman iç kısımlara odaklanacağız. Ee, pay kısmına baktığımızda iç kısımdaki 16 eksi x kareyi sıfırdan büyük alacağız. 16'yı 4'ün karesi gibi düşünürsek iki kare farkı yapabiliriz. Burası bize 4 eksi x çarpı 4 artı x'i verecektir iki kare farkından. Sıfırdan büyük olsun diyeceğiz. Burayı sıfırlayan x değeri 4, burayı sıfırlayan x değeri eksi 4 gelir. Hemen tablomuzu yaptığımızda buraya eksi dördü, buraya 4'ü yazarız. X karenin katsayısı negatif olduğu için eksiyle başladık, artı dedik, eksi dedik. Sıfırdan büyük olduğumuz yerleri alacağız. Bu da eksi 4, dört açık aralığını bize verecektir. Alt tarafa baktığımızda logaritmamızın iç kısmı sıfırdan büyük olmalıdır. Hemen 5 eksi x büyüktür sıfır dedik. Buradan x küçüktür 5'i e elde ettik. x küçüktür 5 ile eksi 4 virgül kesişim kümesini alacağız ki iki taraf için de eşitsizlik sağlanmış olsun. E baktığımızda eksi zaten x küçüktür 5'in alt kümesi gelir. Yani bizim burada eksi 4 virgül almamız gerekir. Bunun dışında paydamız sıfır olursa e, tanımsızlık gelecektir. Yani burada paydayı sıfırlayan x değerlerini de tanım kümemizden çıkartmamız gerekir gerekir. Paydanın 0 olması için şu logaritma 2 tabanında 5 eksi x'in 1 olması gerekir. Bu durumda 1 eksi 1 bize 0 verecektir. Yani biz burada logaritma 2 tabanında 5 eksi x'in 1 olduğu durumu bulup e, en geniş tanım kömüzden ne yapacağız? Çıkartacağız. Bunun olması için 5 eksi x'in 2 üzeri 1'den 2 olması gerekir. Bu da bizim istemediğimiz x değerini bize 3 olarak verecektir. 3 bu aralıkta bulunduğu için bu açık aralıktan 3'ü çıkartmamız gerekir. Bu durumda en geniş tanım kümemiz eksi 4,4 fark 3 olarak gelir. Gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Öncelikle bize verilen kartların üzerindeki değerlerden hesaplayabildiklerimizi bir hesaplayalım. Şimdi 3 sayısı kök 3 sayısının ikinci kuvveti karesi olduğu için şu logaritma kök 3 tabanında 3'ün bize kaçı verdiğini söyleyebiliriz. 2'yi verdiğini söyleyebiliriz. Kök 2 sayısı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti olduğu için kart 1 de bize 1 bölü 2'yi vermiş olur. Logaritma 5 tabanında 40'a bakalım. Biz 5'in karesinin kaç olduğunu biliyoruz. 25 olduğunu biliyoruz. 5'in küpü de 125 gelecektir. 40 sayısı 25 ile 125 arasında olduğu için logaritma 5 tabanında 40'ında 2 ile 3 arasında. Yani 2 küsürlü bir sayı gelmesi gerekir. Burayı da şöyle 2 nokta nokta ile ne yapmış olalım? Göstermiş olalım. Ee, biz buradaki M'nin alabileceği en küçük 2 farklı tam sayı değerinin toplamını bulmaya çalışacağız. Öncelikle logaritmanın iç kısmında olduğu için M 2'nin 0'dan büyük olması gerektiğini yani M'nin 2'den büyük geleceğini ne yapmış olalım? Söylemiş olalım. Örneğin şuna birinci kat, buna ikinci, buna üçüncü, buna dördüncü kat diyelim. Bu dört karttan üçünü seçeceğiz. Bu bize e, dördün üçlü seçimlerini, dördün üçlü kombinasyonu verir buradan da 4 gelecektir. Burada 4 farklı seçim yapabileceğimizi anlamış oluyoruz. Neleri seçebiliriz? Mesela birinci kartı, ikinci kartı, üçüncü kartı seçebiliriz. Ya da birinciyi, ikinciyi, dördüncü seçebiliriz. Birinciyi, üçüncüyü, dördüncü ya da ikinciyi, üçüncüyü, dördüncü seçebiliriz. İşte bu dört durumda bunlar olarak gelecektir. Burada e, seçtiğimiz e, herhangi üç kat, kartın üzerindeki sayıları topladığımızda bu toplamın neden büyük olmasını istiyoruz? 3'ten büyük olmasını istiyoruz. Şuna dikkat edelim. Kart 2 ve kart 3'ü seçtiğimizde zaten birin üstüne 2 yazıyor. Bir üstünde 2 küsür yazıyor. Bunların toplamı 4 küsür gelecektir. Zaten 3'ten büyük gelinmiş olur. Yani diğer bir kartı yanına eklemesek bile 3'ten büyük bir değer elde etmiş oluyoruz. O zaman 2 ve 3'ü seçtiğimiz durumlar bizim için net bir yorum yaptırmaz. Onları bir kenara bırakalım. Şu 1 2 3'ü ve 2 3 4'ü bir kenara bırakalım. 1 2 4'ü seçtiğimiz ve 1 3 4'ü seçtiğimiz durumlara bir odaklanmak istiyorum. Şimdi 1 3 4'ü seçtiğimiz durumları düşünürsek 1'de 1 bölü 2 var. 3'te 2 var. Toplamları ne yapar? 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 yapar. İşte bu 5 bölü 2'nin üzerine logaritma 9 tabanında m 2 eklediğimizde neyden büyük olmasını istiyoruz? 3'ten büyük olmasını istiyoruz. Daha sonra 1 2 4'ü seçtiğimiz duruma bakarsak şuradaki 2 numaralı kartta 2 küsürlü bir değer yazıyor. Az önce önceki 2'den büyüğüz. Daha rahat anlamak adına biz bunu mesela 2,2 gibi düşünelim. Yani daha rahat aklımıza yatsın diye harflerle uğraşmayalım diye böyle söylüyorum. Oradan gelen diğerin 2,2 civarında bir değer olduğunu düşünelim. O zaman ben burada 1 bölü 2 ile yani 0,5 ile 2,2'yi toplarım. O da bana 2,7'yi verir. O zaman 2,7 artı ne yazmış olurum? Logaritma 9 tabanında m 2 büyüktür 3 yazmış olurum. Şimdi üst taraftaki 5 bölü 2'yi de 2,5 gibi düşünürsem 2,5'u ve 2,7'yi karşıya attığımda Logaritma 9 tabanında m eksi 2 üst tarafa göre büyüktür. 3 eksi 2 buçuktan ne gelmiş olur? 0,5 gelmiş olur. Buraya 0,5 yazdım. Alt tarafta ise 3'ten 2,7'yi çıkartırsam logaritma 9 tabanında m eksi 2'miz neyden büyük gelecektir? 0,3'ten büyük gelmiş olacaktır. Şimdi biz burada M'nin alabileceği en küçük iki farklı tam sayı değerinin toplamını arıyoruz. Üst tarafta M büyük kaç olsun demiştik? 2 olsun demiştik. Şimdi alt tarafa geldiğimizde şu logaritma 9 tabanında M eksi 2 büyüktür 0,5 var. Şimdi 9 üzeri 0,5 dediğimizde 9'un 1 bölü 2. kuvvetinden 3 gelir. O zaman M eksi 2'mizin 3'ten büyük yani M'mizin 3 artı 2'den 5'ten büyük olması gerekir. Az önce M 2'den büyük olsun demiştik. Burada M 5'ten büyük geldi. İkisi birden sağlansın diye büyük olan değeri almamız gerekir. Yani şu anda M büyüktür 5 olsun dediğimizi söyleyebiliriz. Alt tarafa indiğimizde ise şurada 9'un 0,3. kuvvetini alacağım. 9'un 0,5. kuvveti 3'tü yani 1 bölü 2. kuvveti ama 9'un 0,3. kuvveti daha küçük bir değer olarak gelecektir. Yani 3'ten daha küçük bir değer gelir. Ona da 2,6 dediğimizi düşünelim. O zaman bizim m eksi 2'mizin 2,6'dan ne olması gerekir? Büyük. Yani m büyüktür 4,6 gelir. Hani harfler verip bu 3'ten küçüktür, bu 5'ten küçüktür diye kafamız karışmasın diye arkadaşlar. Ben burada sayısal değerler verdim yaklaşık olarak. Biz burada neyi bulmuş olduk? m büyüktür 4,6. Az önce demiştim ya m büyük 2 dedik ama m büyük 5 deyince ikisi birden sağlansın diye büyük değer odaklı oluruz. Burada da 5 yine 2'den büyük geldiği gibi 4,6'dan da büyük gelmiştir. Üçünün birden sağlanması için bizim m büyüktür kaç almamız gerekir? 5 almamız gerekir. Demek ki burada bizim m değerimiz 5'ten büyük bir değer olarak gelmelidir. 5'ten büyük ama en küçük iki tam sayımıza bakarsak bunlar 6 ve 7 olarak gelir. Bunların toplamı bize 13'ü verecektir. Doğru cevabımızın c şıkkı olması gerekir. Daha rahat işlem yapmak için ln x gördüğümüz yere a yazalım. ln y gördüğümüz yere de b yazalım. Şurada ln x'in karesi var. ln x kare değil. ln x'in parantezinin karesi var gibi düşüneceğiz. Bu bize a'nın karesini verir. Aynı mantıkla yan taraftan 2b kare gelecektir. Karşı tarafa ise 3 çarpı a çarpı b'nin yani 3ab'nin geldiğini söyleyebiliriz. Hepsini aynı tarafa toplarsak a'nın karesi eksi 3 tane ab artı 2b kare eşittir 0 gelir. Burada dikkatlice çarpanlar ayırma yaptığımızda a eksi b çarpı a eksi 2 b'nin geleceğini söyleyebiliriz. Burayı sıfır yapan değerlere baktığımızda a'nın b'ye eşit olduğu durum bir de a'nın 2 b'ye eşit olduğu durumun geleceğini söyleyebiliriz. Bizden logaritma x tabanında y isteniyor. Logaritmadaki özelliğimizi hatırlarsak biz burayı logaritma istediğimiz tabanda y bölü logaritma istediğimiz tabanda x olarak yazabiliriz. E biz yukarıda ln x ln y'yi kullandık ya yani logaritma e tabanında x ve logaritma e tabanında y'yi burada da onu yapalım. O zaman biz logaritma x tabanında y'yi logaritma e tabanında y bölü logaritma e tabanında x olarak yazabiliriz. Bu da ln y bölü ln x'i bize verecektir. ln y'ye b demiştik ln x'i e a demiştik o zaman burası b bölü a olarak gelmiş olur. b bölü a'yı zaten hangisi olabilir demiş ya iki farklı şekilde yakalayacağız. Ben a gördüğüm yere b yazarsam b bölü a'mız b bölü b'den bize biri verecektir. Eğer a gördüğüm yere 2b yazarsam b bölü a'mız bize b bölü 2b yani 1 bölü 2'yi vermiş olur olur. Şıklarda 1 bölü 2 olduğu için doğru cevabımız burada A şıkkı gelecektir. F fonksiyonu kritik noktası eksi 1 olan e, iki tane sabit fonksiyonun birleşimiyle oluşan bir fonksiyon olarak verilmiş. Grafiğine baktığımızda F'te görüntü olarak ya 2'yi elde edebileceğimizi ya da eksi 2'yi elde edebileceğimizi görüyoruz. Yani biz x yerine herhangi bir değer yazdığımızda fx'de ya 2'ye ulaşmış oluruz ya da fx'de eksi 2'ye ulaşmış oluruz. Mesela şurada f bileşke f bileşke f, f demiş ya biz burada x0'ın sağından da solundan da incelesek hep f üzerinden limit değeri bulacağımız için bulacağımız bu limit değerleri zaten 2'nin ve eksi 2'nin dışında herhangi bir değer olarak gelemez. Peki mesela 2'yi elde edebiliyor muyuz burada? Ona bir bakalım. Örneğin ben şurada e, bir e, x0 değeri almak istiyorum. Hatta o x0 değerinin 5 olduğunu düşünelim. Mesela şuradan ben 5'i aldığımda e, x0'ın yerine 5'i yazarak f bileşke, f bileşke f bileşke f de bunu bir inceleyelim. Sürekli limit yazmayalım. Öncelikle 5'in sağından sonra da 5'in solundan inceleyelim. Aslında bunu söylüyorum ama zaten fonksiyon sabit fonksiyon olduğu için 5'in sağından da baksam, solundan da baksam beni aynı yere götürecektir. Yani ben burada f bileşke f bileşke f dediğimde şuraya 5'in sağda yazsam, buraya 5'in solu da yazsam, f 5'in sağda, f 5'in solda beni 2'ye götürür. Demek ki ben ikinci f'imde 2'nin sağından solundan inceleyeceğim. E 2'de de yine neye gideceğimi biliyorum, 2'ye gideceğimi biliyorum. 2 de şurada bir yerde gelir. Onun da sağından. Da... Da solundan da 2'ye gideceğim için buradan elde edeceğim limit değerim de 2 gelir. Tekrar 2'yi en son f'te yerine yazdığımda yine sağından da incelesem, solundan da incelesem 2'nin geleceğini söyleyebilirim. Aslında burada eksi 1'in sağ tarafında hangi x değerini alırsam alayım. f bileşke f bileşke f'te ben kaça gitmiş olurum? 2'ye gitmiş olurum. Yani ben burada 2'yi f bileşke f bileşke f'te bir limit değeri olarak hesaplayabiliyorum. Benzer mantıkla eksi 2'yi de hesaplayabilirim. Diyelim ki şurada ne almış olalım? E, eksi 6'yı almış olalım. Biz f bileşke f bileşke f'de eksi 6'yı inceleyeceğiz. Sağdan ve soldan limite bakacağız. Ama az önce dediğim gibi zaten burada sabit fonksiyon olduğu için ben eksi 6'nın sağından da baksam, eksi 6'nın solundan da baksam bu beni kaça götürmüş olacaktır? Eksi 2'ye. Sonra eksi 2'nin incelemesini yapacağım ortadaki f'de. E, eksi 2'de de aynı mantık geçerli. Sağdan da soldan da yine eksi 2'ye gideceğim. E yine eksi 2'yi inceleyince yine son f'imde de eksi 2'ye limit değeri olarak ulaşmış olacağım. Demek ki eksi 1'in sol tarafından seçeceğim herhangi bir x değeri içinde f bileşke f bileşke f, bileşke f de ben kaça ulaşmış oluyorum? Eksi 2'ye ulaşmış oluyorum. Orada eksi 1 kritik noktamız onda bir inceleme yapabiliriz ama çok da önemli değil. Çünkü zaten bizim bu f bileşke f bileşke f, bileşke f de f'in o parçaları e, parçalı fonksiyon oluşturan parçaları sabit fonksiyon olduğu için ya 2'ye ya da eksi 2'ye ulaşabileceğimizi söylemiştik. İkisini de elde ettiğimiz için bizim şu gm değeri olarak da 2'ye ve eksi 2'ye odaklanmamız gerekir. Şimdi G'de 2'yi veya eksi 2'yi veren kaç tane apsis varsa sorumuzun cevabı da o olarak gelecektir. Hemen baktığımda g'nin grafiğine eksi 1 verdiğimizde kaça ulaştığımızı görüyoruz. Eksi 2'ye ulaştığımızı görüyoruz. Burada limit de aslında eksi 2 gelir ama g'de limit bakmamızı istememiş. Doğrudan g'de m'nin görüntüsüne bakmamızı istemiş. O zaman biz burada g'nin m'nin g'deki görüntüsüne baktığımızda ya 2'ye ya eksi 2'ye ulaşacaktık. Eksi 1 yazdığımızda kaçın geldiğini görüyoruz. Eksi 2'nin geldiğini görüyoruz. Demek ki m'miz eksi 1 olabilir. Aynı mantıkla g'de ne yazarsak 2 gelir diye baktığımızda 1 yazdığımızda ve 3 yazdığımızda da kaçın geldi geldiğini görüyoruz. 2'nin geldiğini görüyoruz. Demek ki biz burada G1'i 2 olarak G3'ü de 2 olarak alabiliriz. Yani M yerine 1'i de 3'ü de yazabiliriz. Sol tarafa baktığımızda G-4 2 değil. G'nin 4'teki limiti 2 geliyor ama burada G'de limit bak dememiş. G'de görüntü bak demiş olduğu için biz burada 4'ü ne yapamayacağız? alamayacağız. Demek ki G'de 2 veya eksi 2 veren eksi 1, 1 ve 3 olmak üzere 3 hapsis vardır. Yani burada M'nin alabileceği değerler eksi 1, 1 ve 3 olmak üzere 3 tane gelmiştir. Sorumuzun doğru cevabının B şıkkı olması gerekir. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. İkinci ifademize baktığımızda hani limit x3'ün sağına giderken fx denmiş ya sürekli limit limit diye yazmamak için ben bunu f3 artı ile göstermek istiyorum. Benzer mantıkla sağ tarafa geçtiğimizde x4 artıya giderken gx-1 demişiz. Eğer şuradaki x'in yerine 4 artı yazarsak 4 artıdan 1 çıkınca 3 artıya geçeriz. Yani burayı da g 3 artı ile göstermiş oluruz. Buradaki sağ sol limitleri özellikle ben bu şekilde göstereceğim ki zamandan tasarruf etmiş olalım. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Burada f'in ve g'nin sürekliliklerine dair net bir bilgimiz yok. Biz 1 bölü f g'nin sürekli olduğunu biliyoruz. Yani 1 bölü f g fonksiyonunu h fonksiyonu gibi düşünürsek biz h'nin her x gerçek sayısı için sürekli olduğunu biliyoruz. Ama h'yi oluşturan o f'in ve g'nin e, sürekliliklerine dair net bir yorum yapamayacağımızı söylemiş olalım. Alt tarafta f 3 artı ve g 3 artıyı gördüğümüz için ben burada 3 absisli nokta üzerinden yorum yapmak istiyorum. Şimdi 1 bölü f g'nin gerçek sayılarda sürekli olduğunu olduğunu biliyorum. 3 değeri de gerçek bir sayı olduğu için ben burada 3 üzerinden bir inceleme yapacağım. Burada 1 bölü f eksi g 3'te de sürekli gelecektir. Bunun olması için f3 eksi g3 değerinin F3 artı eksi G3 artı değerine onun da F3 eksi e, eksi G3 eksi değerine eşit olması gerekir. Buna dikkat edelim. F'e ve G'ye dair net bir bilgimiz yok. Biz F eksi G üzerinden yorum yapıyoruz. Biz bu eşitlikleri yazdık. Tabii ki burada sıfıra da gitmemek zorundayız. Çünkü eğer F3 eksi G3'ü sıfıra götürürsek zaten 1 bölü F eksi G'de 3 yazdığımızda... 1 bölü F3 eksi G3 e, o da sıfırsa 1 bölü sıfır gelir. Bu bize tanımsızlık getirecektir. Dolayısıyla yazdığımız bu değerlerin neyden de farklı olması gerekir? Sıfırdan farklı olması gerekir ki gerçek sayılarda süreklilik gelmiş o olsun. O zaman biz bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Ee, mesela şu birinciye baktığımızda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri en az bir noktada kesişir demiş. Kesiştikleri o noktanın apsisini biz m olarak aldığımızda eğer kesişiyorlarsa biz şunu söylemiş oluruz. fm eşittir gm gelmiş olur. Eğer gm'yi bu tarafa atarsam fm eksi gm'miz kaç olarak gelecektir? Sıfır olarak gelecektir. Aynı yukarıda 3'te verdiğim örnekte olduğu gibi fm eksi gm'nin de sıfırdan farklı olması gerekir ki 1 bölü f eksi g'de paydaya sıfır gelmesin. Paydayı sıfır yapan o değer tanımsızlık vereceği için onu tanım kümemizden çıkarmamız gerekir. Bu durumda da tüm gerçek sayılar için süreklilik olmayacaktır. Dolayısıyla biz burada fm eksi gm eşittir sıfırı elde edemeyiz. Yani birinci ifademiz ne olarak gelmiştir? Yanlış olarak gelmiştir. Çünkü bu durum tüm gerçek sayılar için sürekli olmamızı engeller. Şimdi ikinciye bakıyorum. İkinciyi zaten şu üst tarafta yazdığım eşitlikte yakalayabilirim diye düşünüyorum. Ee, i̇kinci de bana şunu söylemiş. Şu ifade doğru mu demiş. İfademi yazmak istiyorum. G3 artı F3 artı eşit midir? F3 artı G3 artı yani bu eşitlik var mı diye soruyor. Şuradaki ikisine dikkatlice bakarsam ben buradan aslında bu eşitliğin geldiğini görürüm. Ben o G3 artıyı sol tarafa G3'ü de sağ tarafa gönderdiğimde burada neyi elde etmiş oluyorum? F3 artı G3 artı eşittir G3 artı F3 artıyı yani az önce şu sağ altta yazdım siyahla yazdığım eşitliğin aynısını elde ettiğimi görüyorum. Demek ki burada benim ikinci ifadem kesinlikle ne olarak gelecektir? Doğru olarak gelecektir. Bunu burada yakalamış olduk. Üçüncüye bakıyorum. F çarpı G fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde süreklidir demiş. Şimdi hep F eksi G üzerinden yorum yaptık. F çarpı G'ye geçeceğiz. Şimdi F çarpı G gerçek sayılarda sürekli ise hani ben hep 3 üzerinden gittim. F çarpı G'mizin x eşittir 3'te de sürekli olması gerekir. Bunun olması için f ve g'nin ayrı ayrı sürekli olmasına ihtiyacımız yok. Örneğin f3 çarpı g3 eşittir f3 artı çarpı g3 artı o da eşittir f3 eksi çarpı g3 eksi gelirse bunlar sağlanırsa bizim f çarpı g'miz 3 de sürekli gelecektir. Şimdi biz burada daima doğru mudur diye arıyoruz ya doğru olmadığına dair bir örnek verirsek daima doğruluğu kenara koymuş oluruz. Bence bu örneği verip veremediğimize bir bakalım. Yukarıda yazdığım eşitliğe dönersem şu 3'e dair yazdığım eşitliğe dönersem burada F3 eksi G3 eşittir. F3 artı eksi G3 artı eşittir. F3 eksi eksi G3 eksi gelmişti. Ben bunlara sayısal değerler vermek istiyorum. Mesela F3'ümüz 5 olsun. G3'ümüz de 3 olsun. Yani 5 eksi 3'ten burası 2 gelsin. Örneğin F3 artımız 4 olsun. G3 artı 2 olsun. 4 eksi 2'den yine 2 gelir. F3 eksimiz 3, G3 eksimiz de 1 olursa yine burada da 2 elde ettiğimizi ne yapıyoruz? Görüyoruz ve eşitliklerimizi yakalıyoruz. Bu bizim istediğimiz bir durumdur. Böyle olduğunda 1 bölü F eksi G'mizin gerçek sayılarda sürekli geldiğini biliyoruz. E şimdi orada elde ettiğim değerler benim kullanabileceğim değerler. Ben bunları alt tarafta F g G'de bir yazmak istiyorum. F3'ün yerine 5 aldım, G3'ün yerine 3 aldım. F3 artının yerine 4, G3 artının yerine 2, F3 eksinin yerine 3, G3 eksinin yerine de 1 aldım. 5 kere 3'ten burada 15'i, 4 kere 2'den burada 8'i, 3 kere 1'den de burada 3'e elde ettiğimi görüyorum. E bunlar birbirinden ne geldi? Farklı geldi. Bunlar birbirine farklı geldiyse F çarpı G'miz diğer sayılarımız için, diğer gerçek sayılarımız için sürekli bile olsa 3 için sürekli olmayan bir fonksiyon olarak belirlenmiştir. Yani ben burada tüm gerçek sayılarda süreklidirin aksine bir örnek verdiğim için üçüncünün de daima doğru gelmeyeceğini gene belirlemiş olurum. O zaman burada daima doğru olan ikinci ifademizdir. Doğru cevabımızın B şıkkı yalnız 2 gelmesi gerekir. Fonksiyonumuzun grafiğini çizerek daha rahat yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu bizim y eksenimiz olarak gelsin. Şunun da x ekseni olduğunu düşünelim. Ee, x büyük eşit 0 için x artı 2 fonksiyonunu çizeceğiz. Ee, doğrusal bir fonksiyon gelecektir. y eşittir x artı 2 diyelim. x'e 0 verdiğimizde y'miz 2 gelmiş olur. Y 0 için x'imizde eksi 2 gelecektir. Tabi biz burada doğrunun tamamını çizmeyeceğiz. Sadece x büyük eşit 0 için çizmiş olacağız. Tam x 0 iken görüntümüz 2 geliyor. Bundan sonra... Sadece sağ tarafa doğru artarak giden bir doğrunun geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Mesela biz bunu uzattığımızda nokta nokta devam ettirsek burada kaçtan geçmiş olur? Şöyle eksi 2'den geçmiş olur. Ama biz 0 ve 0'ın sağ tarafını alıyoruz. 0'dan küçük değerlerimiz için de x kareyi çizmemiz gerekiyor. x karenin y ekseninin sol tarafında kalan kısmını çizeceğiz. Yani şöyle grafiğimiz gelecektir. Buradan tam orijine kadar gelir. Ama 0 eşitlik olmadığı için şöyle boşluğumuzu ne yapmış oluruz? Yerleştirmiş oluruz. Bu da bizim y eşittir x karemiz olarak gelmiş olur. Şimdi verilenleri bir inceleyelim. F birebir bir fonksiyondur demiş. Aslında birebirlik için güzel bir testimiz vardı. X eksenine paralel doğrular çiziyorduk. Bu doğrular grafiği hep bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebir geliyordu. Ama şurada hani sıfır için görüntümüz 2 ya. Bunun üstünden bir yerden herhangi bir doğruyu çizdiğimizde x eksenine paralel olacak şekilde hep grafiğimizi kaç noktada keseceğini söyleyebiliriz. İki noktada keseceğini söyleyebiliriz. Bu durumda birebirliğimiz bozulmuş olur. Yani fonksiyonumuz birebir gelmeyecektir. Üçüncüye bir bakalım. Her x gerçek sayısı için süreklidir demiş. Ee, aslında burada sürekliliğimiz sıfır apsisi noktamızda bozuluyor. Zaten fonksiyonda sıfır kritik nokta. Sıfırda sağ ve sol limitlere baktığımızda buradan sıfırı buradan iki elde ediyoruz. Bunlar birbirine eşit gelmediği için her x gerçek sayısı için sürekli olamayacağımızı da söylemiş olalım. Geriye sadece ikinci kaldı. Belli ki bu doğru gelecek. Cevap yalnız iki olacak. F örten fonksiyondur demiş. Fonksiyonumuz gerçek gerçek sayılardan pozitif gerçek sayılara tanımlı. Örten fonksiyonu olmamız için bizim e, pozitif gerçek sayıların tamamını görüntü olarak elde etmemiz gerekir. Bunu da zaten biz burada x kare ile elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü x kare e, tam sıfırdayken görüntüyü bize sıfır olarak verir. Biz sıfırın solundaki x'leri x karede yazdıkça e, pozitif olarak elde edebileceğimiz tüm görüntüleri de ne yapmış oluruz aslında elde etmiş oluruz. Dolayısıyla burada x karenin sıfırın sağ tarafında kalan parçası da olsun. Sol tarafında kalan parçası da olsa görüntü olarak bize e, eğer reel sayılarda tanımlıysak ne yapmış olacaktır? E, tüm pozitif reel sayıları verecektir. Burada x karenin y ekseninin sol tarafında kalan parçası e, bizi tüm pozitif reel sayılara götürür. Bu olmayıp da sadece x ekseni'nin Y ekseninin sağ tarafında kalan parçası olsaydı o da bizi tüm pozitif gerçel sayılara götürmüş olurdu. Dolayısıyla burada tüm pozitif gerçel sayıları x kare ile elde edeceğimiz için fonksiyonumuz örten bir fonksiyon olarak gelecektir. Mesela x artı 2 bize tamamını vermez. Zaten orada görüntü olarak 2'den başladığımızı görüyoruz. 2'den küçük pozitif sayıları burada x artı 2 ile elde edemeyiz. Ama x kare bizi burada kurtaracaktır ve bize görüntü olarak tüm pozitif sayıları verecektir. Dolayısıyla burada yalnız iki doğru gelir doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. alt taraftaki f bileşke f'in türevinde bir ifadesini biraz düzenleyeceğim. Bu bana f'in türevinde f1 çarpı f türev 1'i verecektir. Yani benim burada f1'i de f türev 1'i de bulmam gerekiyor. Şimdi f1'i bulmam için şuradaki x kare eksi x'i 1 yapan x değerini bulacağım. 1'i bu tarafa atarsam x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 gelir. Buradan da çarpanlara ayırma yapamadığım için karışık bir x değerinin geleceğini köklü bir ifadenin geleceğini söyleyebilirim. Ee, tabii ki onu da bulup yerine yazabilirim ama şöyle hareket etmek istiyorum. Öncelikle fx kare eksi x'i biraz düzenlemek istiyorum. Hemen şuraya fx kare eksi x dedim. x üzeri 4'ü önce yazdım. Eksi 2 x küp demiş ya ben onu eksi x küp eksi x küp olarak yazacağım. Yan taraftan da x kare artı 2'nin geldiğini görüyorum. Şurada x kare eksi x olduğu için ben sağ tarafta da x kare eksi x'i elde etmeye çalışacağım. Bunun için öncelikle şurayı x kare parantezine alıyorum. x kare parantezinde burası bana x kare eksi x'i veri Yan taraftaki şu ikiliyi de eksi x parantezine alıyorum. Burası da bana x kare eksi x'i verecektir. Bir de 2'nin kendisi gelmiş olur. Şimdi iki tarafta da x kare eksi x'in geldiğini görebiliriz. O zaman ben bu ikisini tekrar x kare eksi x parantezine alırsam buradan x kare buradan yine eksi x gelir. Yani ben bunun yanına x kare eksi x yazmış olurum. Yine 2'yi de eklerim. O zaman benim fx kare eksi x'im buna eşittir. Ben buradan daha rahat bir şekilde fx'e geçebilirim. Ben artık x kare eksi x gördüğüm yere x yazarsam fx'i bulmuş olurum. Bu durumda fx'im. Şunun yerine de x yazdım. Bunun yerine de x yazdım. x çarpı x'ten x kare. Bir de yan taraftan artı 2'yi bana verecektir. İşte fx'i x kare artı 2 şeklinde... Ne yapmış olduk? Düzenlemiş olduk. Bunu yaptıktan sonra e, ne yapabiliriz? E, daha rahat hareket edebiliriz. Mesela her iki tarafın türevini aldığımızda f türev x'imiz 2x olarak gelmiş olur. Şimdi şuradaki ifadeyi düzenleyebiliriz. F'in türevinin içine F1'i yazacağız. Çarpı bir de F türev 1 demiş olacağız. Hemen şurada bir F1'i bulacağım. F1 bana 3'ü verecektir. Bir de F türev 1'i bulacağım. Bunun da 2 geldiğini görüyorum. Şuradaki F1 yerine 3 yazarsam burası F türev 3 gelir. F türe 1'in de 2 geldiğini görüyorum. Bir de F türe 3'ü bulalım. F türe 3'ümüz 2 kere 3'ten 6 gelir. Şuraya da 6'yı yazdığımızda 6 kere 2'den aradığımız cevabı 12 olarak bulmuş oluruz. Ve B şıkkını işaretleriz arkadaşlar. Soruda bize verilen iki limit de bizi aslında türeve götürüyor. Dikkatlice baktığımızda bunu görebiliriz. Hemen onları bir hatırlayalım. Örneğin biz limit x x 0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0'ın aslında f türev x0 olduğunu biliyoruz. İşte şuradaki limitte bunu yakalayabiliriz. Kafamız karışıyorsa şöyle diyelim. Biz buradaki f türev x'i bir gx fonksiyonu gibi düşünürsek. Buradaki limitimiz aslında limit x1'e giderken gx eksi g1 bölü x eksi 1 olarak gelecektir. Yukarıyla eşleştirdiğimizde bu aslında g türev 1'e eşittir. Peki biz neyi biliyoruz? G x'imizin f türev x'e eşit olduğunu. G türev 1'i bulacağız ya. Önce bir g türev x'e geçelim. Her iki tarafın x'e göre türevini aldığımızda g türev x'imiz f ikinci türev x olarak gelecektir. Birinci türevi bir daha türevledik. ikinci türeve geçtik. O zaman g türev 1'i bulmak için bizim burada f ikinci türev 1'i bulmamız gerekir. Bunun kaç olduğu söylenmiş? 4 olduğu söylenmiş. Bundan birazdan faydalanacağız. Şu alttaki ifademize bakalım. Bu bize ne söylüyor? Şunu da hatırlayalım. Limit h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h aslında f türev x0 olarak geliyordu. Burada da x0'ın yerine 2'nin geldiğini görüyoruz. O zaman bu ifadede bize f türev 2'yi soruyor diyebiliriz. Demek ki biz f ikinci türev 1'in 4 olmasından faydalanıp f türev 2'yi ne yapacağız? Bulacağız. Şurada fx verilmiş. Hem f türev x'i hem de f ikinci türev x'i bir hesaplayalım. f türev x'imiz 4 tane x küp eksi 6 tane x kare artı 2 mx olarak gelir. F ikinci türev x'e hesaplıyorum. Burada bir daha türev alacağım. 12x kare eksi 12x artı 2 m'nin geldiğini görmüş olurum. Şimdi ben f ikinci türevde 1 yazıp 4'e eşitleyeceğim. Burada 1 yazdığımda 12 eksi 12 artı 2 m gelir. Bu 4'e eşitse bunlar gider 2 m 4'ten m'miz 2 olarak bulunmuştur. F türev 2'yi arıyordum. Şurada hemen yerine yazacağım. F türev 2 eşittir diyorum. 2'nin küpü 8, 8 kere 4'ten 32 elde ettim. 2'nin karesi 4, 4 kere alttan 24 gelir. 2 çarpı m çarpı x yani 2 diyeceğim. Bu da bana artı 2 çarpı m yerine 2 yazdım. x yerine 2 yazdım. Şurada kaçı verecektir? 8'i. 32 eksi 24 8 yapar. 8 artı 8'den 16 gelir. Aradığım cevabın D şıkkı 16 olması gerekir. Üçüncü dereceden polinom fonksiyonumuzun artan azalan olduğu yerleri bulmak için türevinin kökleri üzerinden bir inceleme yaparız. Burada belli ki türevini aldığımızda hani üçüncü dereceden ikinci dereceye düşeriz ya iki tane kök bulmuşuz ve bu köklerde eksi 2 ve 3 gelmiş. Biz eksi 2 ve 3 ile bir işaret tablosu yaptığımızda f türev x'in işaret tablosu. Bunların kök olarak geldiğini biliyoruz. Türevimizin kökleri. Ee, burada e, azalan olduğumuz en geniş aralık eksi 2 3 kapalı aralı olarak gelmiş. O zaman türevimizin burada negatif e, türevimizin yine 3'ün sağında ve eksi 2'nin solunda pozitif geleceğini söyleyebiliriz. Bu f türev x'in işaret tablosudur. f türev x'in pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyon artan negatif olduğu yerlerde asıl fonksiyon azalan olarak gelecektir. İşte bizim fonks şöyle bir grafiğe sahip bir fonksiyon olarak gelmiş olur. Bunu burada belirlediğimizi söyleyelim. Ee, burada diyor ki f türev x fonksiyonunun üzerindeki x eşittir Bir absisti noktadan çizilen teğetin eğimi 3 olduğuna göre f türev 4 kaçtır? f fx fonksiyonuna demiyor. f türev x e diyor. Zaten bizim e, polinomumuz 3. dereceden de türevini aldığımızda 2. dereceden bir polinom elde etmiştik. Bunun da kökleri eksi 2 ve 3 olarak gelmişti. O zaman bence biz burada f türev x'i oluşturabiliriz. Eksi 2 yazdığımızda 0 gelmesi için x eksi eksi 2'den x artı 2 3 yazdığımızda türevi sıfırlaması için bir de burada x eksi 3'ün bulunması gerekir. Tabii ki bir başka sayısı olabilir. Onu da şöyle a olarak almış olalım. Şimdi biz bu fonksiyona bir apsisli noktasından bir t çiziyoruz. O zaman f türevin türevini alıp 1'i yazacağız ki o teğetin eğimini bulalım. O eğiminde 3 geldiği söylenmiş. O zaman f türevin türevinden f ikinci türevde 1 yazdığımızda 3'ün geldiğini söyleyebiliriz. Hemen şurada f türevin bir daha türevini alalım. Türevi alırken çarpımın türevinden gidebiliriz. Ya da f türev x'i biraz düzenleyebiliriz. x artı 2 ile x eksi 3'ü çarpınca x kare eksi x eksi 6 gelecektir. Bunu bir de neyle çarpmamız gerekiyor? A ile. O zaman bizim f türev x'imiz a x kare eksi ax eksi 6a olarak gelir. Bunun bir daha türevini aldığımızda f ikinci türev x'e geçeriz. f ikinci türev x'imiz de 2ax eksi a olarak gelecektir. İşte burada 1 yazdığımızda 3 gelmeli. O zaman f ikinci türevde 1 yazıyorum. Bu bana 2a eksi a'dan a değerini 3 olarak vermiş olur. a'mız 3 olarak bulundu. Biz f türev 4'ü arıyoruz. Hemen şurada a yerine 3 yazalım. Bu durumda f türev x'imiz 3x kare eksi 3x a yerine 3 yazınca eksi 18 olarak gelir. 4 yazıyorum. F türev 4 eşittir dedim. 4'ün karesi 16. 16 kere 3'ten 48 geldi. 3 kere 4'ten 12 geldi. Bir de 18'i çıkartıyorum. 48 eksi 12 bana 36'yı verir. 36 eksi 18'den 18'e ulaşırım. Ve doğru cevabımı B şıkkı olarak işaretlerim arkadaşlar. Burada bize verilen 3. dereceden polinom fonksiyonun sahip olduğu iki ekstremum noktanın e, ordinatları bizim için belirleyici olacaktır. Hani grafiği tekrar şöyle sağ tarafa şöyle bir çizmem gerekirse ben burada bir y eşittir m doğrusu çizeceğim ve bu doğrunun e, bu eğriyi dört parçaya ayırmasını istiyorum. Şurada e, tepe noktalarımızdan geçen e, x eksenine paralel olan yine y eşittir bir k doğrusu gelsin. Yine şu alttaki tepe noktamızdan geçen bir y eşittir t doğrusunun olduğunu düşünelim. Eğer bizim çizdiğimiz y eşittir m doğrusunda m k'den büyük olursa şöyle çizersek biz mavi eğrimizi bir burada bir de altta kalan tüm parça olmak üzere iki parçaya ayırmış oluruz. Ya da benzer mantıkla eğrimizi şöyle biraz daha uzatmış olalım. Biz t'den daha küçük bir değerle y eşittir m doğrusunu çizersek şu alttaki parça ve kalan tüm parça olmak üzere yine eğrimizi iki parçaya ayırmış oluruz. O zaman ekstremum noktalarımızdan ordinatı büyük olanın üstünden ya da ordinatı küçük olanın altından çizmeyeceğiz bu doğruyu. Belli ki bu iki ordinatın arasından bir değerden bu y eşittir m doğrusunu çizeceğiz ki şimdi şu turuncuyla gösterdiğim parça birinci parça şuradaki parça ikinci parça şuradaki parça üçüncü parça şu alttaki parça da dördüncü parça olarak gelmiş olsun. İşte burada bunu fark etmemizi istemiş. Yani ekstremum noktalarımızın ordinatlarını yakalayacağız. O ordinatların arasında bir m değeri seçeceğiz ki eğrimizi 4 parçaya ayırmış olalım. Demek ki bizim burada ekstrem noktalarımızın önce apsislerini sonra da ordinatlarını bulmamız gerekiyor. Bunun için türevden faydalanacağız. Bunu fx gibi düşünelim. Bir f türev x'e geçiş yapmış olalım. f türev x'imiz 6x kare eksi 6x eksi 12 olarak gelir. Türevin köklerini bulmamız gerekiyor. Burayı sıfır eşitlediğimizde 6 parantezinde x² x kare eksi x eksi 2 gelecektir. Çarpanları ayırdığımızda x eksi 2 çarpı x artı 1'in geldiğini görüyoruz. Burayı sıfırlayan x değerlerinden biri 2 biri de eksi 1 olarak gelir. Hemen türevin işaret tablosunu yapalım. Buraya eksi 1'i buraya 2'yi yazdık. Eksi 1'de de 2 dedi türevimiz 0. Türevimizde x karemizin kat sayısı olan 6 pozitif olduğu için artı dedik. Eksi dedik artı demiş olduk. Türevin işaretleriyle asıl fonksiyonun artan ve azalanlığını belirliyoruz. Demek ki asıl fonksiyon eksi sonsuzdan eksi 1'i artıyormuş. Eksi 1'den 2'ye azalıyormuş. 2'den sonsuza da artarak gidiyormuş işte buradakine benzer bir grafiği yakaladığımızı ne yapmış olduk? Görmüş olduk. E, demek ki bizim bu fonksiyonumuzda eksi bir yerel ekstremumun e, yerel ekstremumdan maksimum noktamızın apsisi olarak iki de yerel minimumun apsisi olarak gelmiştir. Biz bunları f'te yazarak o apsislerin ordinatlarını bulacağız. Hemen f eksi bir hesaplamak istiyorum. F 1 şurada yazacağız. Dikkat edelim. Eksi birin küpü eksi bir iki ile çarptık. Eksi iki. Eksi birin karesi bir eksi üçle çarptık. Eksi üç eksi 1 çarpı eksi 12 artı 12 artı 1 deriz. Bu da 13 eksi 5'ten bize 8'i verecektir. Yani bizim yerel maksimum noktamız eksi 1 virgül noktası olarak gelmiştir. Hemen f2'yi bulmak istiyorum. F2 eşittir dedim. 2'nin küpü 8, 8 kere 2, 16. 2'nin karesi 4, eksi 3 kere 4, eksi 12. Eksi 12 çarpı 2'den eksi 24 artı 1'i yazdık. Bu da bize eksi 36 artı 17'den eksi 19'u vermiş olur. Demek ki yerel minimum noktamızda 2 virgül eksi 19 noktası olarak gelir. İşte biz buradaki ordinatlarımıza bakacağımızı söylemiştik. Şurada 8'i görüyoruz. Burada da eksi 19'u görüyoruz. Demek ki üstte benim şu k dediğim aslında 8 olarak gelmiştir. Şu t değerimde eksi 19 olarak gelmiş olur. m'mizin de 8 ile eksi 19 arasında olması gerekir. Verilen değerlerden eksi 12 ve 7 bu aralıkta gelecektir. Eksi 20 24 eksi 19'un altında kalır bunu alamayız. Demek ki bizim m değerimiz eksi 12 ve 7 olabilir. Doğru cevabımızın e şıkkı 2 ve 3 gelmesi gerekir. İntegralimizi daha rahat hesaplayabilmek için paydada küp kök içinde bulunan x üzeri 4 artı 1'e bir u diyelim. Buradan ilerlemeye çalışalım. x üzeri 4 artı 1 eşittir u dedik. Her iki tarafta da diferansiyel hesabı yaptığımızda 4 çarpı x'in küpü çarpı dx bize 1 çarpı du'yu yani du'yu verecektir. Biz burada x küp çarpı dx'e sahibiz. x küp çarpı dx'i bulmak için her tarafı 4'e böldüğümüzde x küp dx'imiz neye eşit olacaktır? 1 1 bölü 4 çarpı du'ya eşit olacaktır. Şimdi bunları dikkatlice yerine yazmış olacağım. 1 bölü 4'ü dışarı alalım. Şuraya 1 bölü 4'ümüzü yazalım. x küp dx'in yerine du gelmiş oldu. Paydaya baktığımızda da küp kökün içinde u'nun geleceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ben biraz buraları düzenleyeceğim. 1 bölü 4'ümü yazdım. 1 bölü küp kök u var. Bu bana paydada u üzeri 1 bölü 3'ü verir. Yukarıya çıktığında o u üzeri eksi 1 bölü 3 olarak gelecektir. u üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı çarpı du'yu yazmış oldum. Şimdi doğrudan hani kuvveti 1 arttır. Arttırarak bulduğum sayıya böl. Bunun üzerinden gideceğim. Öncelikle şu 1 bölü 4'ü yazıyorum. Çarpı. Eksi 1 bölü 3'ü 1 arttırdığımda eksi 1 bölü 3 artı 1'den artı 2 bölü 3 gelir. Yani burası bize u üzeri artı 2 bölü 3'ü verir. Elde ettiğimiz sayı ile burada oranlama yapıyorduk. Buraya da 2 bölü 3'ü yazıp yine e, bunu hesapladığım için artık yana ne koyacağım? Şöyle c'yi koymuş olacağım. Devam ediyorum. Burayı biraz düzenleyeceğim. 1 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 ters döner 3 bölü 2 gelir. Çarpı u üzeri 2 bölü 3. U dediğimizde x üzeri 4 artı 1 olduğu için ben buraya x üzeri 4 artı 1'in 2 bölü 3'üncü kuvvetini yazıp c'yi de ne yapıyorum? Ekliyorum. Ee, burası bana 3 bölü 8 çarpı x üzeri 4 artı 1'in 2 bölü 3'üncü kuvvetini verir. Bunu da küp kök içinde yazabilirim. x üzeri 4 artı 1'in ikinci kuvveti küp kökün içine gelecektir. c'mizi yazmayı unutmayacağız. O zaman son durumda 3 bölü 8 çarpı neyi elde ettik? Küp kök içinde x üzeri 4 artı 1'in karesi artı C'yi bu da bize D şıkkında verildiği için doğru cevabımızın burada D şıkkı gelmesi gerekir. Burada integralimizde alt sınırımızın eksi 1 geldiğini görüyoruz. A pozitif bir gerçek sayı olarak verilmiş. Demek ki eksi 1'den başlayacağız. Sağ tarafa doğru sınırımızı götürmüş olacağız. İçerideki fonksiyonumuz mutlak değer x artı 1 olarak verilmiş. Mutlak değerde içeriği sıfır yapan değer bizim için önemli. x artı 1 eşittir sıfır dediğimizde x eşittir eksi 1 burada kritik noktadır. x büyük eşit eksi 1 için mutlak değerde içerisi dışarıya aynen çıkar ve fonksiyonumuz x artı 1 gelir x küçük eksi 1 için de önüne eksi alıp çıkar ve eksi x eksi 1'i bize verecektir. Biz burada zaten eksi 1'e ve sağ tarafına doğru işlem yapacağımız için şu üstteki eşitsizliği kullanmamız gerekir. Yani burada x büyük eşit eksi 1 için x artı 1 eşitse fonksiyonumuz biz doğrudan şu iç tarafı ne olarak alabiliriz? x artı 1 olarak alabiliriz. Yani integral eksi 1'den a'ya diyeceğiz. Burası bize x artı 1'i verecek. Dx diyeceğiz. Sonucunda 9 bölü 2 geldiği durumda a'yı çekeceğiz. Ya buradan gidebiliriz ama Bence grafikten de yapabiliriz. Mesela şu bizim y eksenimiz, şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Ee, zaten kritik nokta eksi 1. Biz normalde eksi 1'in sağ tarafında y eşittir. x artı 1'i kullanacağımızı biliyoruz. x 0 için y'miz 1 gelir. y 0 için x'imiz eksi 1 gelir. Ee, i̇kisini birleştirdiğimizde bizim kullanacağımız kısmı ne yapmış oluruz? Çizmiş oluruz. Zaten bu nokta nokta devam eder. Bunun yukarıya katlanmış kısmı da eksi 1'in sol tarafındaki grafik olarak gelecektir. Burada bir A değeri ne kadar gelmiş olacağız? Şurada A'yı işaretleyelim. Biz burada Y eşittir X artı 1'i kullandığımızı söylemiştik. X'e A verirsek Y'miz A artı 1 gelir. Y'nin A artı 1 olması demek şuradaki uzunluğun A artı 1 olması demektir. E şurası A birim. Bir birim de buradan bu alt tarafta bize neyi verir aslında? A artı 1 birimi vermiş olur. İşte şuradaki alan tamamen X eksenin üstündedir. Yani biz bu alanı hesapladığımızda buradaki integrali bulacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E bu dik üçgendir. Bir kenarı A artı 1 diğer kenarda da a artı 1'dir. Alanı bulmak için A artı 1 ile A artı 1'i çarpıp 2'ye bölebiliriz. Bunun bize 9 bölü 2'yi vermesi gerekir. 2'ler giderse A artı 1'in karesi 9 yani 3'ün karesi olarak gelecektir. Bu durumda biz A artı 1'in 3 de olabileceğini A artı 1'in eksi 3 de olabileceğini söyleyebiliriz. Buradan a'mız eksi 4 gelir bir de a'mız 2 gelmiş olur. a pozitif bir değer eksi 1'in sağ tarafında olduğu için eksi 4'ü alamayız. a'yı 2 olarak almamız gerekir. Doğru cevabımız burada e şıkkı gelmiştir. Öncelikle fx'li olan integralimize bir bakalım. 5-11 aralığında fx dx'i e hesaplayacağız. Hemen 5'e bir gelelim. 1, 2, 3, 4, 5 şurası gelecektir. 11'de şu B noktası olarak gelmiş olur. Buraya 11'i buraya da 5'i yazmış olalım. Bu aralıkta F'in x ekseni ile sınırladığı alanlar üzerinden integralimizi hesaplamaya çalışacağız. x eksenin altında kalan alanlar integralimize negatif katkı. Üstünde kalanlarsa pozitif katkı yapacaktır. Şuraya baktığımızda 3 birim buranın 3 birim de buranın geldiğini. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz dik üçgenin alanının 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 geldiğini söyleyebiliriz. Alt taraftaki alanda yarı çapı 3 olan çeyrek daire olarak gelecektir. Tam daire olsaydı pi çarpı 3'ün karesi olurdu. Çeyrek daire bunun 4'te 1'i gelir. Yani burası da bize 9 pi bölü 4'ü vermiş olacaktır. O zaman 5'ten 11'e fx dx dediğimizde x eksen üstünde kalan 9 bölü 2'yi pozitif olarak altında kalan 9 pi bölü 4'ü de negatif olarak almış oluruz ve integralimizi 9 bölü 2 eksi 9 pi bölü 4 olarak bulmuş oluruz. E, f ters x dediğinde y ekseni üzerinden yorum yaparız. Y'de 4 ve 7 arasında odaklanırız. 4'e geldiğimizde şurayı verecektir. 7 de bize burayı vermiş olur. 4 ile 7 arasında eğri ile y ekseni arasında kalan alana bakacağız. Şu taradığım mavi alan gelir. Bu çeyrek dairedir. Ama onun altında yeşil bir dikdörtgenin de olduğunu söyleyebiliriz. Bu dikdörtgen bir kenarı bir diğer kenarı 3 olan bir dikdörtgendir. Alanı bir kere 3'ten 3 üç gelir. Yine burada çeyrek daire olduğu için bunun alanı da 9 pi bölü 4 gelecektir. Çünkü bunun yarıçapı da 3 olarak verilmiştir. O zaman şuradaki e, integrale baktığımızda y ekseninin sağ tarafındaki alanlar pozitif. Sol tarafındakiler negatif gelir. F ters x y ekseninin hep sağ tarafında olduğumuz için tamamını pozitif olarak alırız. Ve 3 ile neyi toplamış oluruz? 9 pi bölü 4'ü toplamış oluruz. Arada çıkartma var buna dikkat edelim. 3 artı 9 pi bölü 4'ü alalım. Eksi diyelim az önce bulduğumuz 9 bölü 2 eksi 9 pi bölü 4'ü yazmış olalım. Dikkatlice şimdi burayı düzenleyeceğiz. 3 artı 9 pi bölü 4 dedik. Eksi 9 bölü 2 eksi eksi artı yapar artı 9 pi bölü 4'ün geldiğini görüyoruz. 3'ten 9 bölü 2'yi çıkarttığımızda eksi 3 bölü 2 gelir. Eksi 3 bölü 2'yi yazıyorum. 9 pi bölü 4 9 pi bölü 4 daha 18 pi bölü 4'ten bana 9 pi bölü 2'yi verecektir. Demek ki bu integral 9 pi bölü 2 eksi 3 bölü 2'dir. Paydaları aynı olduğu için 9 pi eksi 3 bölü 2 olarak yazabiliriz. Bu da doğru cevabı bize değişik olarak verecektir. Gerçek sayılarda tanımlı türevlenebilir bir f fonksiyonu üzerinden yorum yapacağız. Fonksiyonumuz gerçek sayılarda türevlenebilirse gerçek sayılarda sürekli bir fonksiyon olarak da gelecektir. Bu fonksiyonun grafiğinin bir kısmı verilmiş. X eksenini kestiğimiz bir noktamız var. Bu bir kısmı verilen grafikte. Burada x eksenini kestiğimiz noktanın apsisini k olarak alırsak f'de k yazdığımızda sıfırın geldiğini söyleyebiliriz. fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıdır denmiş. E biz f'de k yazdığımızda sıfır geldiği için Için. bu çözüm kümesinde K'nin kesinlikle bulunduğunu e bir eleman bulunacaksa o bir elemanın da K olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu F fonksiyonunda e, F'i sıfır yapan başka bir absis değeri bulunmuyor. Bu bize şunu söyler hani grafiğin bir kısmını görüyoruz ya K'nin sağ tarafına geçtiğimizde absislerimizin bize pozitif görüntüler verdiğini görüyoruz. X eksenini tekrar kesemeyeceksek yani F'i tekrar sıfırlayamayacaksak K'den sonraki tüm absislerin görüntüsü o zaman pozitif olarak gelecektir. K'nin sol tarafına baktığımızda ise yine x eksenini kesemeyeceğimiz için yani f'i sıfırlayan başka bir değer olmadığı için biz k'den küçük absisler içinde görüntülerimizin hep ne geleceğini söyleyebiliriz. Negatif geleceğini söyleyebiliriz. Örneğin şöyle x eksenini çizdiğimizi düşünürsek şurada k'yi işaretlersek eğer bizim fonksiyonumuz k absisli noktada x eksenini keser ama k'nin sağ tarafında hep x eksenin üstünde sol tarafında da hep x eksenin altında kalacaktır diyebiliriz. Hani şöyle temsili olarak bir grafik çizmiş olalım. E, bu durumda K'nin sağ tarafında hep pozitif görüntülere, sol tarafında da hep negatif görüntülere sahibiz. Altta F1 çarpı F5'in sıfırdan küçük olduğu söylenmiş. Belli ki bunlardan biri negatif biri de pozitif gelecek. E şimdi sol tarafta negatif görüntülere K'nin sağ tarafında da pozitif görüntüye sahip olduğumuz için belli ki daha küçük absise sahip olan F1 negatif F5 de pozitif gelmeli. Yani biri şurada bir absis olarak 5'i de bu tarafta bir absis olarak alacağımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. F5'imiz pozitif gelir. F1'imiz de negatif gelir. Çarpımları sıfırdan küçük gelecektir. Şimdi bunun üzerine yorum yapmaya çalışacağız. İntegrallerimiz integrallerimiz var. Tabii burada şunu hatırlayalım. E, hani e, bir ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanıyla biz ne yapıyorduk? İntegral hesabı yapabiliyorduk. eğer e, integral hesabındaki sınırlarımıza baktığımızda o sınırlı bölge ee, x eksenin üstünde kalıyorsa integralimize pozitif katkı x eksenin altında kalıyorsa integralimize negatif katkı yapıyordu. Mesela sıfırdan bire fx dx demişiz. Benim oluşturduğum buradaki temsili grafiğe bakarsak birin zaten yeri belliydi. K'nin sol tarafında olsun demiştik. E, ee, sıfırda birden küçük olduğu için şurada bir yerde gelecektir. Burada sıfırı aldığımızda sıfırla bir arasında eğrimizle x ekseni arasında kalan şu alan sıfırdan bir e fx dx'i bize vermiş olacaktır. Tabii ki bu alan x eksenin altında olduğu için alanı bulup bunu eksiyle çarparız. Yani buradaki integralimiz kesinlikle e, pozitif bir değer olan alanın eksilisi yani negatif olarak gelmelidir. Dolayısıyla bu integral sıfırdan kesinlikle küçük gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinciye baktığımda 3'ten 1'e f x eksi 4 dx demiş. Bunu biraz düzenlememiz gerekiyor. Sınırlar büyükten küçüğe gitmiş. Öncelikle bir kere şunu hatırlayalım. Sınırları değiştirdiğimizde integrali eksiyle çarpıyorduk. O zaman bunun neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, eksi 1'den 3'e fx eksi 4 dx e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen değişken değiştirmesi yapalım. Burada x eksi 4'ümüze u dediğimizde diferansiyel hesabımızdan dx eşittir du olarak gelecektir. Sınırlarımıza baktığımızda x'e 3 yazarsak 3 eksi 4'ten burası eksi 1. 1 yazarsak 1 eksi 4'ten burası da eksi 3 olarak gelecektir. O zaman bizim buradaki integralimiz sınırları da değiştirdiğimiz için u'yu kullanmadan doğrudan x yazabiliriz. Ne olarak gelmiş olur? Eksi integral eksi 3'ten eksi 1'e fx dx olarak gelmiş olur. Şimdi bundan sonra da bunun ne olduğu söylenmiş sıfırdan büyük olduğu söylenmiş. Şu eksiden kurtulmak için biz burada her iki tarafı eksiyle çarparsak eşitsizliğimiz yön değiştirir. Bu da bize eksi 3'den eksi 1'e fx dx'i sıfırdan küçük olarak verecektir. Aslında az önce yaptığımız gibi burada düşünebiliriz. Sınırlarımız eksi 3'den eksi 1'e gelmiş. Mesela şuradan bir yerden eksi 1'i alsak şuradan bir yerden de eksi 3'ü almış olsak yine eksi 3 eksi 1 arasında sınırlanan bu bölgenin de x eksenin altında kaldığını, yani burada yapacağımız integral hesabımızın da sıfırdan küçük geleceğini, ikinci ifademizin ne olduğunu söyleyebiliriz, doğru olduğunu söyleyebiliriz. O zaman geriye sadece üçüncü kaldı bunu inceleyeceğiz. 1'den 3'e fx dx artı 3'den 7'ye fx dx küçüktür. 1'den 7'ye mutlak fx dx demiş. Bir kere şuraya baktığımızda 1'den 7'ye mutlak fx dx dediğimizde hani fx'imizin bu aralıkta x eksenin altında kalan parçaları da olsa mutlak dediği için o parçaları yukarı alacağımızı yani burada yapacağımız her alan hesabının integralimize pozitif katkıda bulunacağını ne yapabiliriz? söyleyebiliriz. Diğer tarafa baktığımızda fonksiyonumuz sürekli olduğu için 1'den 3'e fx dx artı 3'den 7'ye fx dx zaten 1'den 7'ye ne olarak yazılabilir? fx dx olarak yazılabilir. Bunun neyden küçük olduğunu söylüyor? 1'den 7'ye mutlak fx dx'den küçük olduğunu söylüyor. Dediğim gibi sağ taraf kesinlikle pozitif gelir. Ama şu 1 ile 7 arası bizim için önemli. Hani şöyle analitik düzleme bir çizelim. Şu bizim y eksenimiz olarak gelsin. şurada da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şurada bir k değerimiz vardı. Bir bunun solu Bundaydı, de bunu sağındaydı. O zaman ben şurada bir yerde 1'i alacağım, şurada bir yerde de 5'i almış olacağım. Ee, bir de negatif e, k'de 0, e, 5'de de pozitif bir görüntüye sahibiz. Burada şuna dikkat edelim. Mesela biz burada 1'den 7'ye kadar gittiğimiz için 7'ye doğru şöyle devam etmiş olsak, 7'deki görüntü de böyle gelse, biz 1'den 7'ye fX dx in integralini hesapladığımızda şu kısım bizim integralimize pozitif katkı yapar. Ama alttaki yeşile taradığım kısım bizim integralimize negatif katkı yapacaktır. Ama bunun mutlağını aldığımızda grafiğin altta kalan kısmını üste katlamış oluruz. Yani grafiği şöyle alacağımız için burası da artık integralimize pozitif katkı yapacaktır. Yani ben buradaki yeşil bölgenin alanına A desem mor bölgenin alanında A gelir. Kırmızı bölgenin alanında B gelmiş olsun. O zaman şu 1'den 7'ye fx dx'e baktığımızda eğrinin kendisini alırız. B pozitif katkı yapar. A negatif katkı yaptığı için burası B eksi A gelir. Sağ taraf dediğim gibi kesinlikle pozitif gelecektir. Çünkü artık alttaki eğri yukarıya katladığımız için o da x eksenin üstüne gelmiş olur. İntegralimize pozitif katkı yapar. Burası bize B artı A'yı verecektir. E şimdi B'den A'yı çıkartıyoruz. Bu tarafta B ile A'yı topluyoruz. Belki B eksi A negatif bile gelebilir. Ama B artı A kesinlikle pozitif gelecektir. Pozitif bir değerimizde sol taraftaki negatif olma ihtimali olan değeri bizden kesinlikle büyüktür. Yani 3. de kesinlikle doğru gelmiştir. Baktığımızda 1 2 3 doğrudur. Bu sorumuzun doğru cevabının E şıkkı 1 2 3 gelmesi gerekir. Bize verilen iki eşitliği sağ tarafa bir dikkatlice düzenleyerek yazmak istiyorum. Öncelikle 3 üzeri m çarpı tanjant x'imizi aldık. Karşı taraftaki 27'yi 3'ün 3. kuvveti olarak aldım. Yanına da kotanjant y yazıyorum. Alttaki eşitliğimde tarafları değiştirerek yazacağım. Yani 3 üzeri m artı 2 çarpı kotanjant x'i sol tarafa yazacağım. 3 üzeri m artı 2 çarpı kotanjant x dedim eşittir. Sol taraftaki 9 çarpı tanjant y'yi de sağa yazacağım. 9'u da 3'ün karesi olarak yazmak istiyorum. Bu bana 3'ün karesi çarpı tanjant y'yi vermiş olacaktır. Daha sonra bu eşitlikleri taraf tarafa çarpacağım. Eşitliğin korunmasını sağlayacağım. Sol tarafta her bir ifadeyi dikkatlice çarptığımızda 3 üzeri m çarpı 3 üzeri m artı 2'den 3 üzeri 2 m artı 2 gelmiş olur. Tanjant x çarpı kotanjant x zaten bana 1 verecektir. Çarpmada bir etkisi eleman olduğu için onu yazmak istemiyorum. Eşittir dedim. Burada 3 üzeri 3 çarpı 3'ün karesinden 3 üzeri 3 artı 2 yani 3 üzeri 5'i elde ederiz. Kotanjant y çarpı tanjant y de bize biri verecektir bir etki eleman olduğu için onu da yine yazmayalım. E, baktığımızda bu eşitlikte tabanlar birbirine eşitse kuvvetlerin de birbirine eşit gelmesi gerekir. Bu durumda 2M artı 2'miz 5'e eşit olur. Buradan 2M'miz 5 2'den 3 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de M'mizi 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabının B şıkkı gelmesi gerekir. Kotanjant A çarpı tanjant A'nın bize 1'i vereceğini biliyoruz. Hemen kotanjant A çarpı tanjant A eşittir 1 yazıyorum. Hani bize verilen denklemin köklerinden biri kotanjant A imiş ya. Ben bunu x1 olarak alırsam kotanjant A'ya x1 dediğimde tanjant A 1 bölü x1 gelmeli ki çarpımları bize 1'i vermiş olsun. Benzer mantıkla kotanjant B'yi de x2 olarak aldığımda kotanjant B çarpı tanjant B bize 1'i vereceği için Kotanjant B'ye x2 yazdığımda tanjant B'nin de 1 bölü x2 gelmesi gerekir ki çarpımları bizi 1'e götürmüş olsun. Bunları belirledik. Bizden istenen ifade tanjant A artı B. Bunun açılımını bir hatırlayalım. Biz bunu açtığımızda tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'nin geleceğini biliyoruz. Aslında üst tarafta tanjant A ve tanjant B'yi yakaladık. Bunları dikkatlice bir yerine yazalım. Tanjant A'nın yerine 1 bölü x1 yazıyorum. Buradan 1 bölü x1 geldi. Tanjant B'nin yerine 1 bölü x2 gelmiş oldu. Bölü diyorum. Alt tarafa da 1 eksi ikisinin çarpımını yazıyorum. O da bana 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2'den 1 bölü x1 çarpı x2 vermiş olacaktır. Buraya kadar gelmişken düzenlemeye devam edeceğim. Pay kısmında bir payda eşitlemek istiyorum. Burayı x2 ile burayı da x1 ile genişleteceğim. Bu bana pay kısmında x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 vermiş olacaktır. Alt tarafa baktığımızda ise payda eşit diyebiliriz. Ama bence böyle kalması daha iyi. Biz burayı 1 eksi 1 bölü x1 çarpı x2 olarak tutmuş olalım. Şimdi x1 ve x2 üstteki denklemin kökleriydi. Bu denklemin kökler toplamına ve çarpımına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Hemen bu denklemin kökler toplamını bir bulalım x1 artı x2 dedim. Denkleme bak bunu bana neyi verecektir? Eksi eksi 7 bölü 12'den 7 bölü 12'yi verecektir. Benzer mantıkla x1 çarpı x2'yi de şuraya yazalım. Onun da 1 bölü 12 olarak geldiğini görüyoruz. Şimdi dikkatlice bunları yerine yazmış olacağım. X1 artı x2'nin yerine 7 bölü 12 dedim bölü x1 çarpı x2'nin yerine de 1 bölü 12 yazıyorum. Tekrar bölü çizgimi çektim. Alt tarafa bakacağım. Şuradaki 1 bölü x1 çarpı x2 bizim için önemli. X1 çarpı x2'nin yerine 1 bölü 12 yazarsam, 1 bölü 1 bölü 12 de 1 bölü 12 ters döner ve 12 elde etmiş oluruz. Yani burası bize 1 eksi 12'den eksi -11 11'i vermiş olacaktır. Pay kısmını düzenlediğimizde 7 bölü 12 çarpı 12 bölü 1 gelir. Payda da eksi 11'in geldiğini görüyoruz. 12'ler gidince 7 bölü 1'den 7'yi elde ederiz. Paydamızdan da eksi 11 gelir. Bu da bize eksi 7 bölü 11'i tanjant a artı b olarak verecektir. Sorumuzun doğru cevabının e şıkkı gelmesi gerekir. O noktası etrafında saat yönünde yapılan 135 derecelik dönüş ile mavi üçgenimiz kırmızı üçgenle çakışacak hale gelmiş, yani hipotenüsleri üst üste gelmiş, dik kenarları üst üste gelmiş diye düşünebiliriz. Ee, o zaman mesela B noktasının geldiği yerin e, C'nin olduğu yer olduğunu düşünebiliriz, yani burayı biz B üstü olarak gösterebiliriz. D'nin bulunduğu yerde A üstü olarak gelecektir. Ee, o etrafında döndürdüğümüz için yine O noktası O olarak. Kalmıştır. Mesela buradaki döndürme 135 derece ya. Örneğin OB odaklı olabiliriz. OB 135 derece döndürdüğümüzde OB üstü olmuştur diyebiliriz. Ya da OA 135 derece döndürdüğümüzde OA üstü olmuştur diyebiliriz. Bu bize şu gösterdiğim açıyı kaç derece olarak verecektir? 135 derece olarak verecektir. Zaten eş üçgenler kullandığımız için, mesela şuradaki açıya ben alfa desem, diğer taraftaki şu açıda alfa gelmiş olur. Aradaki şu açıya beta dediğimde alfa ile beta'nın toplamının 135 derece geldiğini söylemiş oluruz. OA kenarı üzerinden baktığımızda da yine OA'yı OA üssü yapmak için şu dönüşü yapmış oluruz. Burada da yine beta ile alfa'nın toplamı bize kaçı verecektir? 135 dereceyi verecektir. Hangisini kullanmak istersek o mantık üzerinden gidebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu yaptık. Başka uzunluklar verilmiş. Burada alfa ile beta'nın toplamı 135 derece. Onu unutmayalım. Ben şöyle bir temizlemek istiyorum. Şurayı da şöyle sildiğimizi düşünelim. Burada alfa mız kalsın. Alfanın dışında bir de şurada betamız var. Betamızı da ben yazmak istiyorum. Şuraya beta dedik. Alfa artı beta 135 derece. Bunun dışında neyimiz var? AB1 AO o e, kök 10 olarak verilmiş. AB'ye 1'i yazdık. AO'muz kök 10 olarak gelmiş oldu. Hemen mavi üçgenimizde Pisagor yaparsak BO'muza M birim dersek M'nin karesi artı 1'in karesinden 1 kök 10'un karesinden 10'a eşit olur. O zaman M'nin karesi 10 1'den 9 M'miz de kök 9'dan 3 olarak gelecektir. Burada M uzunluğumuzun da kaç geldiğini söyleyebiliriz. 3 geldiğini söyleyebiliriz. Hemen şuraya da 3'ü Yazmış olalım. Tabi diğer üçgenlerde de eş üçgenler oldukları için burası 1, burası kök 10, burası 3, burası 1, burası kök 10, burası 3 olarak gelecektir. Tanjant AOC'yi bulmaya çalışacağız. Yani tanjant beta'yı ne yapmaya çalışıyoruz? Bulmaya çalışıyoruz. Aslında alfa ile beta'nın toplamı 135 dereceydi. Ben burada beta'yı yalnız bırakırsam beta eşittir 135 derece eksi alfa olarak gelir. Her iki tarafın tanjantını aldığımızda tanjant betamız neye eşit olacaktır? tanjant 135 derece eksi alfaya eşit olacaktır. E bunu açabiliriz. Tanjant 135 derece eksi alfayı nasıl yazıyorduk? Tanjant 135 derece eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant 135 derece çarpı tanjant alfa. Tanjant 135 derecenin zaten eksi 1 olduğunu biliyoruz. Tanjant alfayı da üçgenlerimizden birinden söyleyebiliriz. Karşı bölü komşudan tanjant alfayı 1 bölü 3 bulduğumuzu görüyoruz. Bunları yerlerine yazarak sonuca gidebiliriz. Tanjant 135 dereceden eksi 1 geldi. Tanjant alfa 1 bölü 3 arada eksi olduğu için eksi 1 bölü 3 dedik. Bölü 1 artı eksi 1 ile 1 bölü 3'ün çarpımından eksi 1 bölü 3'ü elde etmiş oluruz. Burası bize eksi 4 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü verir. 3 dergi derse eksi 4 bölü 2'den aradığımız Tanjant değeri eksi 2 olarak gelecektir. Yani tanjant beta'nın dolayısıyla tanjant AOC'nin eksi 2 olması gerekir. Doğru cevabımız burada A şıkkı gelmiştir. Birbiriyle eş olan 5 tane karenin e, köşelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bu şekilde AB artı BC artı CD toplamını bulmaya çalışacağız. Dikkatlice baktığımızda AB'nin CD'ye eşit geleceğini görebiliriz bir tanesini hesaplamak yeterli olacaktır. Burada karelerimizin her birinin bir kenar uzunluğu 3 kök 6 olarak verilmiş. Köşegen uzunluklarından faydalanacağım. Onun için bir köşegen uzunluğunu bulmak istiyorum. Bir kenarın kök 2 katı gelir bir köşegen. Bu da bize 3 kök 6 çarpı kök 2'yi yani 3 kök 12'yi verecektir. Kök 12 2 kök 3 olduğu için 3 kere 2 kök 3'ten 6 köküçü bir köşegen uzunluğu olarak bulmuş oluruz. Mesela şu A ve B'nin bulunduğu taraftaki şu köşemizi F köşesi olarak alalım. Köşegenlerden faydalanmak için B'den F'ye bir de A'dan F'ye birleştirmiş olalım. Zaten biz bu köşegenleri çizdiğimizde içeride oluşan açılarımız 45'er derece olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. İki karemizin arasındaki şu açıda 30 derece olarak zaten bize verilmiş. 45, 45, 30 daha bize 120 dereceyi verir. BF köşegeni 6 köküç birimdir. AF köşegeni kök köküç birimdir. Yani AFB üçgeni bir ikizkenar üçgen olarak gelmiş olur. Tepe açısı az önce söylediğim gibi 45-45-30'dan 120 gelir. 180 120 bölü 2'den taban açılarımızın da kaçar derece geleceğini söyleyebiliriz. 30'ar derece geleceğini söyleyebiliriz. E 120-30-30 üçgeninde 30'un karşısı 6 3 ise 120'nin karşısı bunun köküç katıdır. Yani AB uzunluğumuz 6 köküç çarpı köküçten 6 kere 3 yani 18 olarak bulunmuş olur. Aynı mantığı CD için uygulayacağımızı görmek zor değil. Demek ki burada AB'miz 18 ise CD'mizin de 18 olarak geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi BC'yi hesaplamaya çalışacağım. Orada da şöyle yapmak istiyorum. E, şuradaki köşemi ben E köşesi olarak alacağım. Yanındaki köşeyi de H köşesi olarak almak istiyorum. BE'yi doğrusal bir şekilde devam ettirdiğimizi düşünelim. CH'yi de doğrusal bir şekilde devam ettirmiş olalım. Karelerimizin arasında kalan açılarımız 30'ar dereceydi. O zaman şuradaki açıyı 30 derece alsam. Karemizin şuradaki bir iç açısı da zaten kaç derece gelmiş olur? H'nin bulunduğu yerdeki açı 90 derece gelir. 30 90 daha 120 yapar. O zaman 180 eksi 120'den şu iç tarafa kaç derece kalacaktır? 60 derece. Aynı mantık diğer taraf için de geçerli. Burada 60 olur. O zaman şuraya R noktası dersem 60 60 120 yapar. R'deki açımıza da kaçın gelmesi gerekir? 60 derecenin gelmesi gerekir. O zaman elde ettiğim EHR üçgeni bir eşkenar üçgen olarak gelmiştir. Ve bir kenarı da karenin bir kenarına eşittir. Karenin bir kenarı 3 kök 6 olduğu için ben buradaki her bir kenarıma kaç yazabilirim şöyle? 3 kök 6'yı yazabilirim. EH uzunluğu da 3 kök 6 gelmiş olur. Şimdi EB uzunluğu da karenin bir kenarı olduğu için şu tırtıklı bir şekilde gösterdiğim EB uzunluğu da 3 kök 6 olarak gelecektir. Aynı mantıkla diğer taraftaki HC uzunluğu da karenin bir kenarı olduğu için burada 3 kök 6 gelmiş olur. Şimdi ben burada bir B, BCR üçgeni elde ettim. Bu BCR üçgeninde benim BR uzunluğum 3 kök 6, 3 kök 6 daha ne gelmiş oldu? 6 kök 6. Aynı mantıkla üçgenin diğer kenarı olan CR uzunluğunun da 3 kök 6, 3 kök 6 daha 6 kök 6 geldiğini görüyorum. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. O ikizkenar üçgende tepe açısı olan R 60 derece ise 180 60 bölü 2'den diğer açılarımızda da derece gelecektir. Yani bu üçgenin aslında bir eşkenar üçgen olması gerekir. O zaman bu üçgenin üçüncü kenarı olan BC uzunluğu da diğer iki kenarına eşit ve 6 kök 6 olarak bulunmuş olacaktır. Yani şuradaki BC uzunluğu kaç olarak gelmiştir? 6 kök 6 olarak gelmiştir. O zaman AB 18, CD 18 toplamları 36 yapar. Bunlara BC'yi 6 kök altı eklediğimizde üçünün toplamının 36 artı 6 kök 6 gelmesi gerekir. Bu da bize E şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımızın burada E olması gerekir arkadaşlar. Soruda verilen altıgenin düzgün altıgen olmadığını görüyoruz. Düzgün altıgen değil ama karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş simetrik bir şekilde karşı karşıyayız. Şeklimiz simetrik olduğu için 180 derecelik dönüşle yine aynı görüntüyü bu şekilde elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Mesela şuraya B köşesi demiş olalım. Burası C, burası D, burası E, burası ee, ne olarak gelmiş olsun F köşesi burası da H köşesi olarak gelsin ee, A noktası e, etrafında 180 derecelik dönüş yapacağız. Dikkatlice baktığımızda karşılıklı kenarlar olan CD'nin ve HF'nin birbirine eşit geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Diğer dört kenarda kendi içinde birbirine eşit geliyor. Mesela kullanmayacağız ama bir tanesinin uzunluğunu hesaplayalım. Şuradan şöyle birleştirdiğimizde burada 90 derecemizi elde ederiz. Burası 2 burası 4 gelir Pisagor yaptığımızda da bu kenarlarımızın uzunluklarında 2 kök 5'er birim bulmuş oluruz. Bu 2 kök 5'leri silelim. Zaten onları şu anda kullanmayacağız. Şimdi her bir kenar yani kalan 4 kenar 2 kök 5'er birim gelecektir. Bunlar da kendi içlerinde birbirine ne gelmiş olur? Eşit gelmiş olur. Mesela biz burada A noktası etrafında 180 derecelik bir dönüş yapacağız. E, şeklimiz simetrik geldiği için bu 180 derecelik dönüşle yine aynı görüntüyü elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Ben burada B'den E'ye e, birleştirdiğimde bir doğru açı 180 derecelik açı elde etmiş oluyorum. Demek ki 180 derecelik dönüşle ben B'yi E'nin olduğu yere taşırım. Aynı mantıkla H'den D'ye birleştirdiğimde de yine A'dan geçtiğimi, L'den F'ye birleştirdiğimde de yine A'dan geçtiğimi yani buradaki A noktasının aslında aslında bu altıgenin merkezi olduğunu söyleyebilirim. E şimdi 180 derecelik dönüşte H'yi D'ye taşıyorum. L'yi F'ye taşıyorum. B'yi de E'ye taşımış oluyorum. Dikkat edersem ben çektiğim BE ile aslında bu altıgeni birbirine eş iki yamuğa ayırmış oldum. Üst tarafta bulunan BLDE yamuğu ile alt taraftaki EFHB yamukları birbirine eş olarak gelecektir. 180 derecelik dönüşte biri diğerinin yerini almış gibi olur ve yine aynı görsel Elde edilir. Dolayısıyla biz burada 180 derecelik dönüşte yine en baştaki görsele ulaşacağımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi bunu anladık burayı bir temizlemek istiyorum. 180 derecelik dönüşten sonra ne yapacağımıza bir bakalım. Diyor ki 180 derecelik dönüşten sonra e, bu altıgeni 5 birim aşağıya doğru 3 birim de sağa doğru ötelediğimizde altıgenin birim kareli kağıt üzerindeki kalan kısmının alanı kaç birim kare olur diyor. Şimdi biz burada bir öteleme yapacağız. Dikkat edersek hep birim kareler üzerinden bir zemin oluşturulmuş. Ben şöyle mavi bir çizgiyle sağ sınırı belli etmek istiyorum. Çünkü sağ tarafa doğru öteleme yaptığımızda bu sınırın sağ tarafında kalan kısım artık birim kareli zeminde olmayacak. Peki sağ tarafında hangi kısmı kalır? Şuna dikkat edelim. 3 birim sağ tarafa doğru öteleme yapacağız ya bu mavi sınırda 3 birim sola doğru gelelim. Şurası bize 1 bir birimi burası 2 birimi burası da 3 birimi verecektir. Yani ben buraya az önce D köşesi demiştim. Buraya F köşesi demiştim. Ben bu ötelemeyi yaptığımda o DF hizasını mavi sınırın olduğu yere getirmiş olurum. O zaman şöyle düşüneyim. DF'yi mavi sınırın olduğu yere getirdiğimde sanki mavi sınırım şu şekilde geçmiş gibi olur. Dolayısıyla bu mavi sınırın sağ tarafında aslında ben şöyle bir ne yapmış olurum? Üçgen elde etmiş olurum. Yani şu üçgeni Artık birim kareli zeminin dışında kalır. Burası D'nin yeni yeri. Burası... Az önce buraya E noktası demiştim. E'nin yeni yeri burası da F'nin yeni yeri olacaktır. Ama şuradaki üçgen sonuçta birim kareli zeminin dışında kalmış olur. O zaman ben şöyle yaptım aslında. 3 e, birimden itibaren mavi sınırı çektim. Ve mavi sınırın sağ tarafını artık birim kareli zeminin dışına atmış oldum. Benzer mantıkla 5 birim aşağıya ötelediğimizde orada da alt sınırımızı şöyle siyah bir çizgiyle belli etmiş olalım. Bu sefer bundan itibaren 5 birim yukarı çıkacağız o 5 birimi artık dışarıda bırakmış olacağız. 5 birim saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 birim. Tam şuralara gelmiş oluruz. Ben artık siyah çizginin olduğu yere bu kısımları getirmiş olurum. Buradan 5 birim saydığımda ve bunun altında kalan kısım artık birim kareli zeminin ne yapmış olur? Dışında kalmış olur. İşte şu anda ben mavi ile siyahla dışarıda kalan kısımları belli, belli ettim. Onun dışında kalan alanı ne yapmaya çalışıyorum? Bulmak istiyorum. O alanı yine de şöyle yeşilde bir göstermek istiyorum. Şöyle taradığım anda bu yeşil alanı ne yapmaya çalışacağım? Bulmaya çalışacağım. Daha rahat yapmak için yeşilleri de temizleyelim. Nereye hesaplayacağımızı anladık. Bence şöyle bulabiliriz. Mor rengimi aldığımı düşüneyim. Hemen şu köşemizden sağ tarafa doğru şöyle geldiğimizi düşünelim. Dikkat edersek burası 1 2 3 4 5 6 birim olarak gelmiş olacaktır. Burası 6 birim gelmiştir. Altındaki şu morla gösterdiğim yeri de dikkatlice sayarsak burası da bize 5 birimlik uzunluğu vermiş olur. Biz bunu bir yamuk gibi düşünürsek şu da yamuğumuzun yüksekliği olarak gelir. Bu yüksekliğinde 2 birim geldiğini görüyoruz. O zaman içini mora taradığım şu yamun alanı rahatlıkla hesaplayabiliriz. 6 artı 5 çarpı yükseklik 2 bölü 2 deriz. 2'ler giderse bu da bize 11 birim kareyi verecektir. Şimdi üst tarafı da yeşille hesaplayacağım. Orada da yine alt taban 6 geliyor. Üst tabanımız şu gösterdiğim yeşille olan uzunluktan 4 birim gelecektir. Yüksekliğimizde şöyle yeşille göstermek istiyorum. Bu yüksekliğinde 4 birim geldiğini görüyoruz. O zaman şu yeşille taradığım bölgemizde alt taban 6, üst taban 4, 6 artı 4 çarpı yükseklikte 4 bölü 2'yi bize verecektir. Bu da 10 kere 4, 40 40 bölü 2'den 20'yi bize vermiş olur. O zaman bizim aradığımız o yeşil de morun toplamı olan bölge yani ötelemelerden sonra birim kareli zeminde kalan bölge toplamda 11 artı 20'den bize 31 birim kareyi vermiş olacaktır. Doğru cevabımızın B şıkkı 31 gelmesi gerekir. Soruda kullandığımız paspaslarımızın birbirlerine eş daireler olmaları bizim için önemli. Normalde bir dairenin içinde merkeze aynı uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları da birbirine eşit oluyordu. Burada da O1 ve O2'nin o ABC'nin bulunduğu ipe olan uzaklıkları birbirine eşit olarak verilmiş. Bu durumda iki dairenin de oluşturdukları kirişten uzunlukları birbirine ne gelecektir? Eşit olarak gelecektir. Yani ben şuradan AB'ye bir dik çektiğimde burayı iki eş parça ayırdığımı biliyorum. Buradaki şu uzunluğu M olarak aldığımı düşüneyim. Aynı uzunluk burada da geliyormuş. E, Daireler de birbirine eş olduğuna göre buradaki M uzunluk e, sol taraftakine eş kirişi burada verecektir. Yani şu parçalarında diğer taraftakilere ne olması gerekir? Eş olması gerekir. Her bir parçayı e, e birim gibi düşünelim. Burada 4 tane E elde ederiz. Bu bize ac verir. AC 12 verildiyse 4 E eşittir 12'den. E'miz 12 bölü 4 yani 3 olarak gelmiş olacaktır. E'yi 3 olarak al aldığımızda burada 2E'den AB'miz de 6 olarak gelir. Yine 2E'den BC'mizin de 6 olarak geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E, BD'miz de 8 olarak verilmiş. Burada birbiri eş olan iki daireye aynı işlemi uyguladığımız için şuradan D'den B'ye birleştirdiğimde de o 90 derecelerimi buraya taşımış olurum. Yani bunlar birbirine ne gelmiş olur? Paralel gelmiş olur. Burası da 90 derece gelecektir. Bu 90 derece sağdaki dairede çapı gören çevre açıyı bize verir. Yani ben bu Burada D'den C'ye birleştirdiğimde O2'den de geçerim ve çapımı oluşturmuş olurum. İşte bu BD uzunluğu kaç olarak verilmiş? 8 olarak verilmiş. Hemen şu BD'yi ben oluşturmuştum oraya 8'i yazıyorum. İçini kırmızıya taradığım dik üçgene odaklanmak istiyorum. Dik kenarlardan biri 8, diğerini az önce 6 bulduk. Bu durumda şu DC uzunluğumuz 6 8 10 üçgeninden 10 olarak gelecektir. Bizden de DC istendiği için doğru cevabımızın D şıkkı 10 olması gerekir. X eksenine 8,0 noktasında teğet olan çember ya birinci bölgede ya da dördüncü bölgede bulunan bir çember olarak gelecektir biz birinci bölge üzerinden gidelim. Diğer şartlar sağlanmazsa dördüncü bölgeye geçiş yaparız. Öncelikle şöyle y eksenini bir çizmek istiyorum. Şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Çemberimizde de şöyle çizip buraya bir yerleştirmiş olalım. 8,0'da teğet olduğumuzu biliyoruz. Şu şekilde alalım. Teğet olduğumuz noktanın sadece apsisini yazmak istiyorum. Buraya 8'i yazacağım. Devam ediyorum. Şimdi demiş ki bu çemberi ortadan ikiye ayıran doğru orijinden ve 12'ye 9 noktasından geçmektedir. Şimdi biz bir doğru ile bir çemberi Birbirine eş iki parça ayırmak istiyorsak o doğrunun o çemberin merkezinden geçmesi gerekir. Demek ki orijinden geçen bu doğru aynı zamanda çemberimizin merkezinden geçiyor. Hemen bunu bir resmetmeye çalışalım. Çemberimizin merkezinden ve orijinden geçecek şu doğruyu şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şurada orijinden geçiyoruz. Aynı zamanda merkezden de ne yapmış olalım? Geçmiş olalım. Merkezimizi M ile gösterelim. Dikkatlice baktığımızda aslında merkezimizin apsisinin kaç geldiğini söyleyebiliriz? 8. Şuradaki uzunluğumuz da yarıçap kadar olduğu için merkezimizin or Koordinatı da e, yarı çap kadar yani R olarak gelmiştir. Bizim buraya 8 virgül R'yi yazmamız gerekir. Tabi merkezden teğet noktamıza birleştirdiğimizde buranın 90 derece geleceğini de biliyoruz. Onu da şöyle yerleştirmiş olalım. O zaman bizim çizdiğimiz bu doğru hem orijinden hem 8 virgül R'den hem de 12 virgül 9'dan geçiyor. O doğruyu tekrar şöyle çizersem üzerindeki noktaları işaretlersem burası 0 virgül 0'dır. Devamında 8 virgül R'miz var. Bir de kaçtan geçtiğimizi biliyoruz. 12,9'dan geçtiğimizi biliyoruz. Bence bu doğrunun eğimini rahatlıkla hesaplayabiliriz. Ordinatlar farkı bölü absisler farkı eğimi verecektir. Orijin ve 12'ye 9'u alırsak 9 eksi 0'dan 9, 12 eksi 0'dan 12 gelir. 9 bölü 12'den de eğimimiz 3 bölü 4 olarak bulunmuş olur. O zaman doğrumuzun x ekseniyle yaptığı şu açıya alfa dersem tanjant alfanın kaç geldiğini söyleyebilirim. 3 bölü 4 geldiğini söyleyebilirim. Eğer tanjant alfa 3 bölü 4 ise ben burada bir dik üçgen elde ettim aslında. Alfa karşısında R var. Komşu uzunluğu ise şu orijinin apsisini sıfır olarak yazarsam sıfırdan 8'e 8 birim geliyor. O zaman R'nin 8'e oranı orada elde ettiğim dik üçgende bana tanjant alfadan 3 bölü 4'ü vermelidir. Buradan da R'miz 6 olarak bulunmuş olur. Demek ki yarı çapımız burada kaç gelmiş oluyor? 6 gelmiş oluyor. Yani merkez koordinatlarımız da 8,6 olarak belirlenmiş olacaktır. Şimdi biz burada Neyi arıyoruz peki? Doğrunun çemberi kestiği noktalardan orijine yakın olanın koordinatlarını. Hemen o noktayı şöyle işaretleyeyim. Buraya A noktası diyeyim. A'nın koordinatlarını bulmaya çalışacağız. Bence şöyle yapabiliriz. A'dan alt tarafa doğru şöyle bir dik çekebiliriz. 90 dereceyi buraya yerleştirdiğimizde aslında A noktasında koordinatlarını yakalamış oluyoruz. Ee, şöyle gösterelim. Ee, burada tanjant alfa 3 bölü 4'tü ya alfanın karşısında ben mesela 3K dersem şuradaki komşu uzunluğumuz 4K olarak gelecektir. E, dikkat edersek o zaman e, A noktasının apsisi 4K, ordinatı da 3K olarak gelmiş olur. Yani biz burada A noktasının aslında 4K virgül 3K noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bunun koordinatları toplamı sorulduğu için 4K artı 3K'den 7K'yi aradığımızı burada belirlemiş oluruz. Peki bunu nasıl bulacağız? Dikkat edersek az önce benim tanjant alfadan faydalandığım üçgen vardı ya R'yi 6 buldum. Yani şu uzunluk 6 geldi. Şuradaki toplam uzunluk 8. Bu beni 6, 8, 10 üçgenine götürecektir. Yani orijinden şu merkeze kadar olan uzunlukta 6, 8, 10 üçgeninden 10 birim olarak gelmiş olur. Dikkat eder Dersek şurada yarı çapımız 6 birim olarak kenara bırakılırsa 10-6'dan şurada da 4 birimlik uzunluğu elde ettiğimizi görüyoruz. İçini mora taradığım minik dik üçgende bir 3-4-5 üçgenidir. Çünkü dik kenarlardan biri 3K, diğeri 4K'dir. Hipotenüsün 5K olması gerekir. 5K'miz de burada az önce bulduğumuz 4'e eşit olarak gelecektir. O zaman K'miz de buradan 4 bölü 5 olarak bulunmuş olur. E, A'nın koordinatları 4K'ye 3K'ydi. Bunların toplamı olan 7K bize soruluyordu. K'miz 4 bölü 5'te 7K'miz 7 çarpı 4 bölü 5'ten 28 bölü 5 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın E şıkkı 28 bölü 5 gelmesi gerekir. Orjinden geçen doğrularımızın denklemleri y eşittir mx şeklinde geliyordu. Bundan faydalanarak buradaki doğrularımızı bir oluşturmaya çalışalım. Şöyle temsili olarak OA doğrusunu çizdiğimizi düşünelim. Burada O noktası burada da A noktası olsun. Bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 imiş. E, orijinden geçiyoruz. Eğimimiz eksi 1 bölü 2 ise Y eşittir eksi 1 bölü 2 çarpı X. Yani Y eşittir eksi X bölü 2 doğrusu burada OA doğrusu olarak gelecektir. A noktasının koordinatları eksi 4 virgül A olarak verilmiş. Buraya eksi 4 virgül a yazdığımızda bu eksi 4 virgül a şuradaki denklemi sağlamalı. Yani y'ye a verince x eksi 4 gelmeli. O zaman a eşittir eksi eksi 4 yani 4 bölü 2'den 2 olarak bulunmuş olur. Yani bizim A noktamız aslında eksi 4 virgül 2 noktası olarak gelecektir. Şimdi OB üzerinden yorum yapalım. Çünkü onun da üzerindeki bir noktayı biliyoruz. Onu da temsil olarak şöyle çizdiğimizi düşünürsek burası O noktası orijin burası da B noktası olarak gelsin. B'nin koordinatları B virgül 2 imiş. Burada eğimimizin kaç olduğunu biliyoruz. 1 bölü 4. O zaman bu da Y eşittir 1 bölü 4 X. Yani Y eşittir X bölü 4 doğrusu olarak gelecektir. burada X'e B verdiğimizde Y'mizin 2 gelmesi gerekir. O zaman 2 eşittir B bölü 4 dediğimizde B'miz de 8 olarak bulunmuş olur. Bu noktamızda da 8,2 noktası olarak gelecektir. Şimdi bunları belirledik. bunun dışında bir de C noktamız var. burada dikkat edeceğimiz husus A noktasının ordinatıyla B noktasının ordinatının aynı gelmesidir. Mesela analitik düzlemi şöyle çizdiğimizi düşünürsek bu Y ekseni bu da şöyle X ekseni olarak gelmiş olsun. A noktası eksi 4'e 2. Yani şuradan eksi 4'ü aldık. Buradan da kaçı almış olduk? 2'yi almış olduk. Nokta nokta noktayla şöyle göstermiş olalım. Burası A noktası olarak gelecektir. E B noktasında ordinatı 2 olduğu için devam ettiriyoruz. Apsisinde kaç olarak almış olacağız? 8 olarak almış olacağız. Şurası da bize B noktasını verecek. Yani bu iki noktada aslında Y eşittir. 2 doğrusunun üzerinde gelen noktalardır. Bunu söyleyebiliriz. E şimdi bizim C noktamız da bu AB doğru parçasının üzerindeymiş. A'dan B'ye birleştirirsek burada bir yerde de C'yi bulacağımızı biliyoruz. Şimdi e, bunu kullanacağız. Ama öncelikle şuna bakalım. OC doğrusunun da yine orijinden geçtiğini ve eğiminin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman biz burada OC doğrusunu oluşturmak istediğimizde eğimi 1 ve orijinden geçtiği için Y eşittir 1X yani Y eşittir X doğrusunu elde etmiş oluruz. Mesela C noktasının koordinatlarını belirlerken eğer apsisine K verirsek Y eşittir X'te X yerine K yazdığımızda Y'miz de K olarak gelecektir. Çünkü Y eşittir X doğrusu üzerindeki noktaların absisleri ordinatlarına eşittir. O zaman C noktasına baktığımızda e, o da AB doğru parçasının üzerindeyse A, B doğru parçasını şöyle birleştirdiğimizde aslında Y eşittir 2 doğrusunun bir kısmını çizmiş oluyoruz. C noktası da bunun üzerinde ise kesinlikle ordinatı 2 gelmelidir. E, ordinatı 2 ise abscisinde 2 geleceğini yani C noktasının 2,2 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuradan da 2,2 noktasını ne yapmış olalım? işaretlemiş olalım. O zaman burası da C noktası olarak gelmiş oldu. Diyor ki B, O, C üçgeninin alanının kaç katı AOB O, B üçgenin alanına eşittir. Hemen bu üçgenleri oluşturacağım. Öncelikle A'dan orijine birleştiriyorum. Orijinden de B'ye şöyle ne yapmak istiyorum? Birleştirmek istiyorum. Orijinden de B'ye gittiğimizi düşünelim. Şimdi bununla BOC üçgeni C'den de O'ya birleştirelim. Aslında bu iki üçgen yükseklikleri ortak olan üçgendir. Bunların yükseklikleri de ne olarak gelmiştir? 2 olarak gelmiştir. Şurada 2'yi gösterelim. Yani tabanların oranlamak alanların oranlamak için yeterlidir. Biz C'den B'ye baktığımızda 2'den 8'e 6 birimin geldiğini görüyoruz. A'dan B'ye baktığımızda ise eksi 4'ten 8'e kaç birim geliyor? 12 birim geliyor. O zaman yüksekliğin zaten 2 olduğunu görmüştük. E ee, ikisinde de ortaktı. Alanlarına baktığımızda birinde 12 taban, birinde 6 taban varsa 12'nin 6'ya oranından alanlar oranı 2 gelir. Yani e, B, e, O, C üçgenin alanı 2 katı bize AOB O, B üçgenin alanı verecektir. Ya da bunu fark etmedik ayrı ayrı alan hesaplıyoruz. E, şurada orijinimizi O ile gösterdiğimizde AOB O, B üçgenin alanı 12 çarpı 2 bölü 2'den 12 gelir. BOC O, C üçgenin alanı da 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 gelecektir. 12, 6'nın 2 katı olduğu için burada doğru cevabımızın E şıkkı 2 olarak gelmesi gerekir. Öncelikle analitik düzlemimizi bir çizelim. Ee, şurası bizim y eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şunu da x ekseni gibi düşünelim. Verilen doğruları çizeceğiz. Y eşittir eksi x ve y eşittir 3x eksi x. Orijinden geçen eğimi eksi 1 olan doğru olarak gelecektir. Sola yatık bir doğru olarak gelecek. Onu şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şu y eşittir eksi x olsun. Y eşittir 3x'i çizelim. Orijinden geçen sağ yatık eğimi pozitif olan doğru olarak gelir. Şöyle de y eşittir 3x'i çizdiğimizi düşünelim. Bunlar üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Ee, diyor ki a ve b köşeleri sırasıyla y eşittir eksi x ve y eşittir 3x doğruları üzerinde bulunan bir karemiz var diyor. O zaman a noktası y eşittir eksi x üzerinde b noktası da y eşittir 3x üzerinde gelecek. Karemiz y büyük eşittir eksi x y büyük eşittir 3x eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin olduğu bölgedeymiş. Şöyle tekrar bir y eşittir eksi x'i çizmek istiyorum. Şimdi bunun biz y eşittir eksi x olduğunu düşünelim. Ee, hani y büyüktür dediğimizde bunun üst tarafını alıyorduk. Yani bizim bunun üst tarafını ne yapmamız gerekir? Şöyle taramamız gerekir. Benzer mantıkla şöyle de y eşittir e, 3 eksi çizdiğimizi düşünelim. Burada da büyüktür dediği için bunun üst tarafını taramamız gerekir. Bunların ortak bölgesi şu mavi ve kırmızının ortak olduğu benim yeşile boyadığım bölge olarak gelecektir. İşte şu yeşil oklarla gösterdiğim e, bölgede o zaman yorum yapacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hemen şu okları silelim. Buraya karemizi yerleştirmeye çalışalım. Ee, şöyle karemizin bir kenarını oluşturduğumuzu düşünelim. Şu karemizin bir kenar olarak gelsin. O zaman şu y eşittir eksi x'ti. Bu da y eşittir 3x'ti ya. y eşittir eksi x'in üzerinde a köşemiz var. Buraya a köşesini yerleştirdik. Sağ taraftaki de o zaman b köşesi olarak gelmiş olacaktır. Hemen diğer kenarlarımızı oluşturalım. Şöyle geldiğimizi düşünelim. Buradan sağ tarafa doğru şöyle gelelim. Buradan da alt tarafa doğru şöyle gelmiş olalım. İşte A, B, C, D diye devam edeceğiz ve C noktasını burada yakalamış olacağız. C noktasının koordinatlar toplamı 24'müş. D noktasının koordinatlar toplamını bulmaya çalışacağız. Tabi burada ee, iki kenarımızın x80 paralel olması bizim işimizi ne yapmış olacak? Kolaylaştırmış olacak. Şöyle paralellik işaretinde yerleştirmek istiyorum. Mesela biz bence şuradan başlayalım. B noktasının koordinatları üzerinden başlayalım. Şöyle nokta nokta alt tarafa doğru geldiğimizde alttaki şu açıya eğer alfa dersek bu alfa e, aslında y eşittir 3x'in x80 ile pozitif yönde yaptığı açıdır. Ve burada eğimimiz 3 olduğu için tanjant alfamızın kaç gelmesi gerekir? 3. O zaman şu b noktasının ordinatını ben k olarak alırsam yani burası k 0 noktası gelsin. E, komşumuzda k birim geliyor. Şuraya 90 derece yerleştirdiğimde tanjantımızın 3 gelmesi için şu karşımıza kaç k birimin gelmesi gerekir? 3 k birimin gelmesi gerekir. Burası 3 k olarak gelmiştir. E, hemen karşı taraftan faydalanmak adına ben şöyle nokta nokta yine buraya yerleştirmek istiyorum. Şimdi y eşittir. Eksi x aslında e, x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik açı yapar. O zaman 180 eksi 135'ten şu sol tarafa 45 derecelik açımız kalır olacaktır Tanjant 45 derecede 1 derece olarak 1 olarak gelir. Normalde y eşittir eksi x'te eğimin eksi 1 geldiğini görüyoruz. 180 derece tamamlayan açıda da tanjantımız 1 olarak gelmiş oluyor. 90 dereceyi yerleştirdik. Karşıdaki 3G'yi paralellikten ötürü buraya taşıyabiliriz. Burası da 3G'ye gelir. Şu içini kırmızıya taradığım üçgende 45'in karşısı 3G ise burası 45, 90, 45 üçgene geleceği için diğer 45'in karşısı da 3K olarak gelmiş olur. Buradaki 3K ve yan tarafındaki K bizim için önemli. Şuradaki toplam uzunluğun o zaman ne geldiğini görmüş oluyoruz. 4K geldiğini görmüş oluyoruz. Tabii şu sol taraftaki koordinat negatif gelir Burası eksi 3K virgül sıfırdır ama uzunluk olarak baktığımızda tamamı 4K gelir. Bu aynı zamanda AB arası uzaklıktır. Yani AB kenarını bize verir. AB o zaman 4K olarak gelmiştir. Alttaki 4K'yi üst tarafa yine 4K olarak taşıyabiliriz. O zaman karemizin bir kenarı 4K gelir. Burası 4K ise şuradaki B'nin üst tarafındaki BC kenarında ne gelmesi gerekir aslında? 4K gelmesi gerekir. O zaman C'nin koordinatlarına baktığımızda baktığımızda zaten C ve B aynı hizada olduğu için apsisinin bir kere ne geleceğini söyleyebiliriz? K geleceğini söyleyebiliriz. C'mizin apsisi nedir? K'dir. Ordinata baktığımızda 3K buradan 4K buradan 7K gelir. Bizim bir de buraya 7K yazmamız gerekir. O zaman C'nin koordinatları K virgül 7K gelmiştir. Bunların toplamı 24'müş. Toplamları K 7K daha 8K yapar. 8K 24 ise K'miz 24 bölü 8'den 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi D'nin koordinatlarına bakacağız. D'ye baktığımızda da A ve D aynı hizada olduğu için e, A'nın da apsisine bakarsak şuradaki eksi 3k'yi almamız gerekir. D'nin de absisi o zaman eksi 3k'ye gelecektir. Ordinata baktığımızda o da c ile aynı hizada. C'nin ordinatını 7k bulduğumuz için D'nin de ordinatı 7k gelir. Onu şuradan da görebiliriz. Buradan 3k'miz var. Devamında şuradaki kenarımız 4k olduğu için 3k 4k daha bize 7k'yi verir. O zaman D'nin koordinatları da eksi 3k virgül 7k olarak bulunmuştur. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi 3k artı 7k dersek bu bize 4k'yi vermiş olur. E k'miz 3 ise 4k'miz 4 çarpı 3'ten 12 olarak gelecektir yani D noktasının koordinatları toplamının da D şıkkı 12 olması gerekir. Bir AB doğru parçasını elimize aldığımızda A'yı sabit tutup B'yi onun etrafında döndürdüğümüzde o doğru parçası dairesel bir alan taramış olur. Eğer doğru parçası değil de e, o doğru parçalarının üst üste birleştirilmesiyle elde edilmiş bir dikdörtgeni bir kenara etrafına döndürürsek bu sefer de o dikdörtgen e, silindirik bir bölge taramış olur. İşte burada e, o silindir üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Diyelim ki şurası A nokta olarak gelsin. Burası B noktası olarak gelsin. AB'yi sabit olarak tutup bir döndürme yaptığımızı görüyoruz. Bu durumda şöyle yan yatan bir silindir elde ederiz. Tam bir tur attırırsak. Ama tam bir tur attırmıyoruz. Sadece 30 derecelik bir dönüş yapmışız. Tam bir tur 360 derece. 30 derece 360'ın 12'de biri olduğu için burada bir tam silindirin 12'de biri kadar bir hacmi taradığımızı söyleyebiliriz. Burada sabit tuttuğumuz AB uzunluğu silindirin yüksekliği olarak gelecektir. döndürdüğü şu uzunluğumuz, diğer kenar uzunluğumuzsa e, o silindirin tabanındaki dairenin yarı çapı olarak gelmiş olur. O zaman biz burada pi çarpı r'nin karesi çarpı h diyerek tüm silindiri hesaplarız. Ama tüm silindir değil. Az önce dediğim gibi bir silindirin 12'de birini burada hesaplayacağımız için bizim bunu kaçta çarpmamız gerekir? 1 bölü 12 ile çarpmamız gerekir. Burada kenar uzunlukları 12'ye 8 verilmiş. E, o zaman bizim h uzunluğumuz 12 olarak gelecektir. r'miz de kaç olarak gelmiş olur? 8 olarak gelmiş olur O zaman taradığımız bölgenin hacmi pi çarpı r'nin karesi yani 8'in karesi çarpı h yani 12 çarpı 1 bölü 12 ile hesaplanır. 12'ler gidince 8'in karesi 64 olduğu için taradığımız hacim 64 pi olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın b şıkkı gelmesi gerekir.